İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Esma Nur. AI-Seclab Organizasyonu ve İBB Veri Laboratuvarı işbirliğinde gerçekleştirilen AI Security Engineer Bootcamp'inin 3. günündeyiz. Önceki eğitimlerde siber güvenliğe genel bakış ve yapay zekaya genel bakış anlatılmıştı. Bugün OWASP Web Top'ten anlatılacak. Yeni katılan arkadaşlar için AI-Seclab Organizasyonu'ndan bahsedeyim biraz. Siber güvenlikte yapay zeka ve yapay zekada siber güvenlik odaklı, kısacası siber güvenlik ve yapay zekayı birleştiren, araştırma ve proje çalışmaları sürdürülen bir organizasyon. Etkinliklerden ve eğitimlerden haberdar olmak için Discord'u katılabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Eğitim boyunca da sorularınız olduğunda chatten yazabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkes için verimli bir eğitim diliyorum. Cihan Hocam, sözü size bırakıyorum. Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Son ayarlamaları yapayım. Sesim net mi yayında? Teşekkürler. Başlangıçta bir soru var mı? Öncelikle. Hocam, o eğitimlerle alakalı bir de yönlendirme yapıldı. Tamam. Şu an yok. Tekrar hoş geldiniz. Tanıdık isimler görüyorum. Üçüncü gününde etkinliğin. İlk 2 gün yapay zekaya genel bakış ve siber güvenliğe genel bakış yaptık. Şimdi biraz daha detaylara inerek OWASP'ı inceleyeceğiz. Aramızda OWASP'la alakalı çalışma yapan var mı? Öncelikle. Mesleği yazılım geliştirmek olan var mı? Yapay zeka modeli geliştirme seviyesinden bahsetmiyorum. Aktif olarak yazılım geliştirmek. Siber güvenlik tarafında da kod yazmaktan bahsetmiyorum. Belki güvenlik projeleri geliştirmek olabilir. Güvenlik odaklı. TÜBİTAK, OWASP, LLM, TAPTEN incelemiş. Peki. Yazılımcı yok mu aramızda? OWASP bir yazılım tarafıyla çok ilgili. Esat. Peki pentest yapan var mı? Web pentest. Güzel. Bir tane daha. Burak başlangıç seviyesindeyim diyor. Esat uğraşıyor. Hiç teknik olmayan var mı? Farklı meraktan dolayı katılan. Kübra. Ben web uygulama güvenliği stajımı yapmıştım o zamanlar. Hazır pentest uygulamalarıyla yapmıştım. Peki. Neler kullandın? O konuda bilgi verebilirsin.
Şu an katılımcı profili hakkında bilgi almak istiyorum. Genel olarak tahminimce en az yarısını daha önce dinledim zaten neler yaptığını. Bugün ilk kez katılanlar bilgi verebilir. Tamam. Furkan, neler yaptın? Nelerle ilgilisin? Bir yazılımcımız var. Enes aynı şekilde. Profile göre anlatım yapıyorum. Merak üzerine buradayım. Siber güvenlik ve AI üzerine makine öğrenmesi ve MIS öğrencisiyim. Beria, bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. İlk kez katılmış. Siber güvenlik tarafı Burkan. Peki. Hamide, ben de ilk kez katıldım hocam. Bilgisayar programcı ikinci sınıf öğrencisi. Güzel. Yine evet, şöyle bir hızlı bilgi alayım. Damla diyor ki ilk kez katıldım. Yazılım mühendisliği ikinci sınıf. Kübra, uygulamanın ismini hatırlamıyorum. Fakat Burp Suite ve Wireshark kullanmıştım stajım boyunca. Bilgisayar mühendisiyim. Fakat şu an yazılım değil. İş geliştirme tarafında çalışıyorum. Ben de ilk kez katıldım. Peki. Network tarafında. Network Security tarafında. İlgilenmişsin. Stajım boyunca. Peki. Yeni katılanlar. Şöyle bir özet geçeyim. 6 günlük bir seri var. İlk 2 gün yapay zeka genel bakış ve siber güvenliğe genel bakış konularıyla geçti. Birisi 3 saatten fazla, diğeri de 2,5 saatten fazla. İki yayın yaptık. Burada da OWASP'ı inceleyeceğiz. Open Web Application Security Project. Bununla ilgili temel bilgi vereceğim. Öncesinde özetle kendimden bahsedeyim gene. Her bölüm ayrı bir session olduğu için yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka tarafında çalışıyorum. Ve yapay zeka ile siber güvenliği birleştiriyoruz. Bu alanda SafeBox adında bir girişimim var ve AI SecLab adında bir organizasyon kurucusuyum aynı zamanda. Siber güvenlik tarafındaki saldırı ve savunma aksiyonlarını yapay zeka ile alıyoruz. Yaptığımız temel olarak bu. Ağırlıklı olarak detection ve prevention yani savunma taraflı çalışıyoruz. Fakat ileri seviye, daha da ileri seviye başlıklardan saldırı da mümkün. Bunu da ileri Ar-Ge olarak yapıyoruz. Ekranı size paylaştım. Farklı kaynaklar göstereceğim. Gene detaylı bir sunumum var. Bu sunumda da mümkün olduğunca bazı konulara gireceğim. Fakat normalde kurumsal eğitimlerde 5 gün boyunca yoğun bir şekilde anlattığım içeriği, OWASP içeriğini 2 saate sığdırmaya çalışacağım. Bu nedenle tabii ki birçok başlığı törpüleyerek, kısaltarak anlatacağım. Ekranda neler kullandığımı, hangi teknolojilerde uzman olduğumu görüyorsunuzdur. Yazılım tarafı, veri tabanı tarafı, yapay zeka ve benzeri bunlarla ilgiliyiz. Bahsettiğim organizasyonun web sitesi burası. Burada ilk olarak size tavsiye edeceğim şey, dokümanlar kısmında bizim çevirilerimiz var. Çevirileri okumaya başlamanız. Tabii ki İngilizcesi yeterli olan doğrudan İngilizcesini de okuyabilir. OWASP Top 10 for LLMs var. Large Language Models. Bundan da daha önce bahsetmiştim. Yapay zeka bölümünde. Ve OWASP'ın Machine Learning Security Top 10'i var. Bu henüz release değil, draft modunda. Aslında çok
küçük bir doküman. Henüz tam olgunlaşmış sayılmaz. 0.2 versiyonu, 1.0 versiyonu yeterli olacak. Google'ın güvenli yapay zeka framework yaklaşımı Secure AI Framework diye bir dokümanı vardı. Bunu yayınlamıştı. Bunun da Türkçesi var burada. Aynı zamanda farklı şeyler var. Benim SlideShare hesabımdan, ona da şuradan ulaşabilirsiniz. SlideShare, SlideServe vesaire, SlidePlay. Buralarda birçok sunumum var. OWASP sunumlarım da gene bazıları burada. Güvenlikle alakalı hatırladığım AI Security dahil 4 tane farklı kategoride sunum var burada. Sosyal medya hesapları burası, video eğitimler vesaire birçok ücretsiz kaynak var. Şurada AI Security, yapay zeka güvenliği bir sunumlarım var. Gene farklı endüstriyel yapay zeka sunumum var. Blockchain merak edenler. Mobile Application Security var. Bu da OWASP Mobile Tab'den oluyor. Bunu anlatmayacağız. Bizim şu anki bootcamp müfredatında yok. Fakat sunumunu inceleyebilirsiniz. Bunun haricinde daha farklı önereceğim şu var. Temel veri güvenliği unsurları. Bu da yazılımcılar için aslında ya da teknik kişiler için diyelim. İşin temel mantığını anlatmaya odaklanan sanırım 100 sayfadan fazlaydı. Bu var. Bir de şurada gene mobile security var. OWASP burada. Şöyle göstereyim. Evet, bu 49 sayfa. 2019'da yayınladığım bir içerik. Bu da gene 19'da yayınladığım 103 sayfalık bir doküman. Bunları inceleyebilirsiniz. Sunum isteyenler. Şu anki sunum biraz daha farklı olacak. Fakat özetle benzer bir konsepte sahip. Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda eğitimlerimizi soranlar oluyor. Bu eğitimlere şuradan erişebilirsiniz ve içerideki bizim Discord ortamındaki arkadaşlara da şuradan ulaşabilirsiniz. Şuradaki Discord bağlantısından erişebilirsiniz. Buraları geçiyorum. Şu ana kadar OWASP'ı duyan, araştıran var mı? Okudum, konuya hakimim diye ama ya da belli seviyede araştırma yapan. Bu tür çalışmaları da gene AI SecLab tarafında yapıyoruz. Bilginiz olsun. Bu tür araştırmaları. İçeride birçok kaynağa ulaşabilirsiniz buradan. Esat yine bizim organizasyondan. Peki, ilk kez duyanlar var. Hiç araştırmayanlar var. Daha önceden takip etmeye çalışıyordum hocam. Bu aralar vakit bulamıyorum diyor Gülkan. Peki. Tamam. Bundan bahsedeceğim biraz. OWASP 2001 yılında aşağı yukarı benim bu tür çalışmalara başlamadan, yani hacking ve benzeri çalışmalarına başladıktan bir yıl sonra falan kurulan bir organizasyon. Non-profit bir organizasyon. Şuradan da anlaşılacağı üzere açılımı Open Web Application Security Project ve web sitesi OWASP.org. Buradan detaylıca incelenebilir. Bu arada bugün katılanlar için bu yapay zeka ile güvenliği birleştirme tarafından bahsetmiştim ya, buna dünyada AI Security Engineering de denebilir. Ya da benim daha geniş bir perspektifle baktığım için Offensive AI Engineer çalışmaları da diyebiliriz. Biraz farklı anlamlara sahip olabiliyor bu. Çok geniş bir konu olduğu için yapay zeka ve siber güvenliğin birleşimi farklı yaklaşımlar çıkartılabilir. OWASP nedir?
2 Aralık 2001'de kurulan, kar amacı gütmeyen global bir organizasyon. Ve bu organizasyon karşılıksız bir şekilde İngilizce olarak ve herhangi bir programlama dili, teknolojiye bağımlı olmadan, bağlı kalmadan eğitimler ya da materyaller üretiyor, çeşitli dokümanlar oluşturuyor gibi düşünülebilir. Çeşitli standartlar oluşturuluyor. Odak noktası web uygulama güvenliği diyoruz. Fakat bunun başlangıcı aslında. Yani artık sadece web uygulama güvenliği değil, sadece başlangıcı bu olduğu için adı da zaten Open Web Application Security Project. Fakat artık daha geniş kapsamlı çalışıyor. Mesela mobile security tarafı da detaylıdır. Gene fakat asıl uzmanlığı ve odaklandığı alan web tarafından başlar. Zaten diğer başlıklardaki güvenlik zafiyetleri de web tarafındaki zafiyetlerle kesişebiliyor çeşitli sebeplerle. The Top 10 Most Critical Web Application Security Risks adında bir doküman yayınlıyor. Ve sadece OWASP Web Application Security Top 10 değil, aynı zamanda birçok standart oluşturmaya çalışıyor. Yüzlerce sayfalık dokümanları var farklı farklı. Yıllar içerisinde çok ciddi kaynaklar ürettiler. Herhangi bir programlama diline bağlı olmadığı için anlatımı herkesin, yani teknik olan herkesin anlayabileceği şeyler. Herhangi bir dilde uygulama geliştiriyorsanız rahatlıkla anlayabilirsiniz. Tabii ki başlangıç seviyeli bilginiz varsa bu zor olabilir. Genel olarak anlaşılır diyebilirim. Top 10 dokümanı teknoloji bağımsız bir web site güvenlik risklerini yönetim rehberidir. Bu şekilde başladığı için böyle tanımlıyoruz. Top 10 web uygulama geliştiricileri ve güvenlik uzmanları için güvenlik odağında bir rehber olmak için tasarlandı. Haliyle eğer yazılım geliştirmiyorsanız biraz genel kültür olarak dinleyebilirsiniz. Fakat kod yazmayı bilenler, mühendislik tarafıyla alakalı bilgisi olanlar biraz daha iyi anlayabilir. Direkt web sitesi şurada. İlgili Top 10 kaynağının OWASP üzerinden. Burada neler var? Öncelikle kesin olarak belli bir tarih olmasa da birkaç yılda bir yenileniyor bu doküman. Örneğin 2017 versiyonu vardı, 2021 versiyonu var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Ondan önce de farklı versiyonları vardı. Birkaç senede bir bunlar güncelleniyor. Bu güncelleme de sektördeki geri bildirimler ve anketlere göre düzenleniyor. Zaten olabildiğince sektör destekli ilerlediği için bunlar, bu organizasyon yönetimi, elde ettikleri istatistikleri ve benzeri bunları değerlendirerek çeşitli riskler çıkarımlıyor. Ve bunu da bir sıralamaya dönüştürüyor. Bir top 10, 10 güvenlik zafiyeti, en çok rastlanan 10 güvenlik zafiyeti şeklinde yayınlıyorlar temel hedefleri. Kurulduğundan beri bu listenin başında SQL Injection vardı. Veri tabanı güvenlik zafiyetleri tarafında çok çok kritiktir. Halen çok kritiktir. Tabii bu biraz OWASP tarafıyla ilgilenenler için biraz travmaya dönüşmüştü. Çünkü Top 10'in zirvesinde her zaman SQL Injection'ı görmek artık sıkmaya başlamıştı. Ve epey bir eleştiri alınıyordu bu konuda. Yani artık şunu, başka bir zafiyetler falan ön plana çıksa da şu SQL Injection tarafını bir çözsek ve biraz daha gerilere düşse diye. Biraz bunun etkisiyle de Top 10'in zirvesindeki yerini değiştirdiler. Ben çok değiştiğini düşünmüyorum. Bu ayrı bir durum. Fakat şu an Top 10'in zirvesinde Broken Access Control var. Bunlardan özetle bahsedeceğim. Broken Access Control çok çok kritik bir şey olduğu için orada değil. Gene SQL Injection çok derinliği olan ve halen daha çok ciddi riskleri barındıran, çok ciddi veri kayıplarına sebep olan bir zafiyet. Fakat Broken Access Control tarafında günümüzdeki birçok altyapıda oluşan yazılımsal altyapılarda, teknoloji altyapılarında oluşan süreçler ve yenilikler nedeniyle firmalar epey bir veri kaybı yaşadı. Bunlardan bahsedeceğim. Henüz zafiyetleri anlatmıyorum.
Bu nedenle de broken access kontrol biraz daha zirvede. Aslında neyse detaylara girmeyeyim şimdi. Bu ana bir konsept, broken access kontrol. Hani tek bir zafiyet değil, ana bir konsepti isimlendirilmesi. SQL injection mesela vardı. SQL injection birinciydi her zaman. Bu zaman içerisinde güncellendi, injection'a dönüştürüldü. Aslında birden fazla zafiyeti, yani mantık olarak bir şeyi enjekte etme, zararlı kodu enjekte etme türündeki zafiyetleri bir başlığa topladılar ve injection'a dönüştürdüler. Bu da mantıklıydı açıkçası. Bu nedenle şu an SQL injection olarak yeni güncel halinde görmeyebilirsiniz. Burada injection olarak geçer sadece. Ondan önce kriptografik failures var. Bunlardan da özetle bahsedeceğim. Basitçe adından anlaşılacağı gibi kriptografi tarafındaki geliştirme hatalarıyla alakalı karşılaşılan hacking senaryoları. Dördüncü sırada insecure design var. Bu da aslında secure design genel bir konsepttir güvenli uygulama geliştirme tarafında. Hani yeni tanıyanlar, tanıştığımız kişiler için söyleyeyim. Uzun yıllar güvenli uygulama geliştirme çalışmaları yaptım. Eğitim ve danışmanlıklar. Kendi projelerimizde de benzer şekilde hem saldırı yapıyoruz hem de bunların güvenliğini sağlayacak altyapılar geliştiriyoruz. Burada secure design dediğim şey ya da secure by design diye de araştırabilirsiniz. Bu genel olarak bunlar konsept dediğim şeyler. Bir proje geliştirilirken temel seviyede daha başlangıç aşamasında bunların güvenlik protokollerine ya da policy diyebiliriz. Güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlanması, yani yazılım mimarlarının ya da sistem network ise sistem network mimarlarının güvenlik protokollerine standartlarına uygun şekilde tasarlanması süreci. Yani infrastructure'ın oluşturulması aşamasında güvenliğin uygulanması gibi özetlenebilir. Bu secure by design dediğimiz aşama. Secure design de bunun genel bir kapsayıcısı. İçerisinde birçok başlık var. Uzmanlık var. Insecure design ise bunun tahmin edeceğiniz üzere tam tersini özetliyor. Bir altyapının güvenli olmayan şekilde tasarlanmış olması. Bu insan hatası olabilir, bilinçsiz bir hata şeklinde olabilir ya da bilgisizlikten kaynaklı olabilir bu gene. Bu sistem network seviyesinde de aynı şey geçerli. Hani güvenlik bakış açısını bilmeyen, güvenlik tarafında olası riskleri bilmeyen bir sistemcinin, networkçünün tasarladığı bir altyapıda doğal olarak güvenlik bekleyemezsiniz. Yazılım tarafında da aynı şey geçerli. Başlangıçta güvenlik mimarisine uygun şekilde, ki bunun için o alanda bilgi gerekiyor tabii ki. Ciddi bilgi gerekiyor. Bunlar uygulanarak geliştirmediğinde insecure design oluyor. Bu da gene ana konseptlerden bir tanesi. Bir kategori gibi ele alınıyor bunlar. Tek bir zafiyet değil. Gene bir başka kategori olarak ele aldığımız security misconfiguration var. Bu da gene tahmin edilebilir adından. Yazılım ya da altyapı fark etmiyor. Hazır kurduğunuz yazılım ya da geliştirdiğiniz bir yazılım ya da sistem network tarafındaki herhangi bir altyapı. Her konuda konfigüre edilmesi gereken birçok zafiyet ya da şöyle diyeyim, konfigüre edilmesi gereken, planlanması gereken birçok alt aşama var. Bu altyapılarda çeşitli hatalar, bilinçli ya da bilinçsiz hatalar gerçekleştiğinde o konfigürasyonlardan kaynaklı hacklenme senaryoları olabiliyor. Bu bazen mimari bile olabiliyor. Detaylarına şu an girmiyorum. Fakat genel bir kategori adı. Vulnerable and outdated components. Bundan da bahsedeceğim. Gene kategorik olarak ele alınan bir şey. Identification and authentication failures. Yedinci. Sekizinci software and data integrity failures var. Dokuz. Security logging and monitoring failures kısmı ve son olarak da server side request forgery var. SSRF. Bu şu an gördüğünüz liste güncel bir liste. 2023
21 versiyonu şu an aktif olarak mevcut. Ondan önce 2017'de isimlendirilen şeyler vardı, kategoriler vardı. Buradaki mesele şu aslında. Hani eski ya da yeni diye düşünmek çok mümkün olmuyor burada. Aslında hepsi var. Binlerce güvenlik zafiyeti var. Nasıl yapay zekada binlerce algoritma var diyorsak, güvenlikte de binlerce güvenlik zafiyeti var. Bu TAPTEN, OWASP mümkün olduğunca size başlangıç rehberi sunmayı hedefler. İlk 10 kategoriyi verir ki sen bunlara dikkat edersen, bu verification standartlarına ve benzeri standartlara dikkat edersen olabildiğince güvenli bir şey yazabilme ihtimalin olur. Güvenli bir altyapı tasarlayabilme ihtimalin olur. Bunu yapmaya çalışır aslında. Yoksa buna uyduğunda tamamen güvenli bir altyapıya sahip olursun demek mümkün değil. Ve tabii ki zaman içerisinde bunların isimleri güncelleniyor. Mesela soldaki 2017 versiyonu, bu görsel OWASP.org üzerinden aldım. Şurada mesela ilk iki tanesinde Injection gene zirvede bahsettiğim gibi. Bu Injection 2021'de üçüncülüğe düşmüş diye gösteriyor. Bunların sebepleri var, ayrıca konuşulur. Broken Authentication var mesela. Bunların nelere dönüştüğünü gösteriyor aslında. Mesela şunlar, Insecure Design New olarak yeni eklenmiş diyor burada 2021'de. Aynı şekilde 8'deki Software and Data Integrity Failures New diyor ve SSRF gene New diyor. Bunlar aslında yeni değil. Hiçbirisi yeni değil. Sadece bu kategoriye, bu TAPTEN listesine isim olarak yeni girdi. Bunların altındaki başlıklar farklı şekillerde anlatılıyordu. Farklı zafiyetler altında anlatılıyordu falan. Ama bu isim yoktu. O yüzden New yazar. Ya da şunu yapabiliyorlar. Örneğin birden fazla zafiyeti tek bir kategoriye topluyor. Bunun yeni bir ismini veriyor. Yeni bir isim veriyor. Örneğin daha önceden XSS vardı. Mesela şu an burada yok. O önemli bir zafiyet olduğu için halen daha çok karşılaşılan bir zafiyet olduğu için ben onu anlatırım. Mesela şurada XML External Entities, XXA diye bir zafiyet var. Ha, burada şu bahsettiğim şey, Cross-Site Scripting, XSS zafiyeti. Mesela bir başka var, CSRF diye bir zafiyet var. Bu da gene kritik zafiyetlerden biri. CSRF zafiyeti gene sunum içerisinde anlatacağım. Burada adı yok fakat kritik başlıklardan bir tanesi. Halen bu alanda eklenen sistemler oluyor. Çünkü geliştiricinin aslında bilgi eksiğiyle alakalı bir durum. Ben farklı, yani Türkiye'deki bütün herhalde finans, yani banka ya da birçok büyük kuruma eğitim vermişimdir bu güvenli uygulama geliştirme tarafında. Yani bazen title'ında senior software engineer yazan kişilerle de konuştuğumda, mesela C# tarafında, örneğin ASP.NET tarafında bir altyapı geliştiriyorsa, orada bir tane library kullansa CSRF tarafında ya da XSS tarafında o zafiyetin manipüle edilmesini engelleyecek. Fakat onun varlığını bile bilmeyebiliyor. Yani o seviyede bile bunlar var. Kullanmayı bırakın, varlığını bile bilmeyebiliyor. Hocam Bunların bir soru vardı. tabii. OWASP başlıkları sadece geliştiriciler ve güvenlikçiler için mi önemli, yoksa her bir çalışan tehdit oluşturur mu? Güvenlikçiler ve geliştiriciler için mi, yoksa her bir çalışan? Buradaki çalışan tam olarak nasıl bir profilden bahsedelim? Yani bir banka olarak düşünebiliriz belki. Evet. Bahsettiğin şey sebep olur. Bazı güvenlik zafiyetleri zaten yazılımcının geliştirdiği altyapıda bırakılan bir zafiyet, sıradan bir, yani non-teknik bir back office çalışanının hacklenmesine sebep olabiliyor. Zaten hedef bu. O yazılımcıyı hacklemekle ilgilenmiyorlar, tahmin edersiniz. O yazılımı hackleyip bunun için de bir aracı gerekebiliyor. O aracı da back office'teki bir çalışan olabiliyor.
zafiyeti buluyor. Aslında hacklemeye çalışan kişi zafiyeti bulup o zafiyeti mesela back office'te çalışan birisinin tarayıcısında hacking senaryosu olarak uyguluyor. Haliyle onun hesabını hackleyebiliyor. Ondan sonra da bir back office çalışanı gibi bazı erişimi olmayan alanlara erişebiliyor. Bu nedenle evet, aslında söylediğin şey geçerli. Normal çalışanları da etkiler burada. Sadece yazılımcı ya da IT departmanının bilmesi yeterli değil. Bu genel güvenlik tarafıyla alakalı şöyle yorumlayabiliriz bu soruyu. Bu bir zincir gibi. Zincirin en zayıf halkası aslında insan burada. Bu insan kapıdaki güvenlik görevlisi de olabilir ki basit gibi görünebilir ama çok etkilidir bu. O güvenlik görevlisi. O güvenlik görevlisi konu hakkında bilgi sahibi değilse bütün network altyapısı bile hacklenebilir. Büyük bir altyapının, büyük bir şirketin. Bunun tek sebebi o herhangi bir senaryodaki. Hatta şöyle düşünün. Bir politikalar konusunda, güvenlik politikaları konusunda çok sıkı olmayan bir ortam diyelim. Bir temizlikçimiz var. Bu temizlikçi doğal olarak her yere giriyor. Kendi kartı var. Master key gibi düşünelim. Temizlikçi olarak giriyor. Fakat güvenlik tarafında bilgilendirilmemiş. Ve kendisi çok meraklı birisi. Kapıda bir USB düşürüyorum bilinçli olarak. Bu oltalama fiziksel olarak yapılır aslında. Yani mesela güvenlik tarafında phishing denir ya oltalamaya günümüzde. Bu aslında fizikselden başlamış bir senaryo. Fizikselde de USB güzel bir örnektir. Personelin geçtiği yerlere bir şekilde onları tavlayacak, onların ilgisini çekecek bir şeyleri atmak ve onların bunu yemi yutmasını sağlamak. Ben USB attım diyelim. O USB'yi bir şekilde bir tanesi aldı. Bilinçli birisi alırsa onu güvenlikle korumalı bir şekilde kullanır. Eğer kullanacaksa bile. Fakat bilinçsiz birisi olursa sırf merak edebilir. Acaba orada çok değerli bir şey var mı mesela? Diyelim ki temizlikçi kişi böyle bir meraka sahip ve o USB'yi aldı. Tam da temizliğini yaparken dedi ki ben bakayım şunun içerisinde ne var. Onu USB'ye taktı. İçerideki bilgisayarlarda. İçinde de zaten özel geliştirmiş belki zero day olan bir zafiyet vardı. İşte bir zararlı yazılım vardı. Ve bütün network'e yayılmasına sebep olabilir. Haliyle IT departmanının ne kadar zeki ve eğitimli oluyor olması sonucu değiştirmiyor burada. Yeterli oldu mu? Gürkan'ın bir sorusu var. Hocam burada Insecure Design veya Security Misconfiguration aslında bir nevi diğer zafiyetlerin sebebi olarak sayılmaz mı? Yani mesela Broken Access Control Abuse için Insecure Design gerektir demek yanlış bir yaklaşım mı? Yok, haklısın. Sadece bakış açısıyla alakalı. Secure Design ya da Secure by Design dediğim şey, mimari olarak bir projenin, sadece yazılım değil genel olarak, bir projenin güvenlik standartlarına olabildiğince uygun şekilde tasarlanmasını simgeler. Fakat sonradan güvenlik zafiyeti olmayacağı anlamına gelmez. Muhteşem güvenlik mimarisi oluşturmuş olabilirsin. Alanında en iyiler bunu yapmış olabilir. Fakat bu yıllar boyunca geliştirilen ve yönetilen bir şey olacak. Gene orada güncellenmeyen bir herhangi bir yazılımın güvenlik zafiyeti üzerinden gene hacklenebiliyor olacaksın. Zero day her zaman var. Evet. Day her zaman olabilir. Ve genel olarak bu OWASP tarafı bahsettiğim gibi rica ederim. Şu an aslında çok daha güzel duruyor 2021 versiyonu. Ben bu şekilde tek bir zafiyetin bunun içerisinde bir listede böyle bulunması çok hoşuma gitmiyordu. Yıllarca böyle oldu. Fakat bunları biraz da ana kategorilere dönüştürdüler zaman içerisinde. Burada mesela
Broken Sensitive Data Exposure var. XXA var. Broken Access Control Security Misconfiguration XSS var. Insecure Deserialization var. Mesela Insecure Deserialization şu an halen daha var. Hatta biz bunu MLSecOps tarafında da, yapay zeka güvenliği tarafında da anlattığım başlıklardan biridir. Bu doğrudan bir yapay zeka güvenliği ile alakalı başlık değil. Yapay zeka modeliyle hiçbir ilgisi yok. Tamam, hiçbir ilgisi yok demek biraz abartı olur. Ama şöyle, mesela PyTorch diye bir yazılımımız var. PyTorch ya da TensorFlow, yapay zekada bunların ikisinden birini kullanarak yapay zeka modelleri geliştiririz. İkisi de çok çok güçlü. Google ve Facebook tarafından geliştiriliyor bunlar. Bu PyTorch'un içerisinde kullanılan bir Pickle diye bir library var. O aslında Python'dan geliyor. Python'ın library'sinden geliyor. Ve bunu kendi official Python web sitesinde bile dokümantasyonlarında bunun güvenli olmadığını söyler. Oradaki güvenlik zafiyeti aslında serialization'daki zafiyet. Yani serialization dediğim şey, benim elimde XML veri var. Farklı formatlar da olabilir. Birçok format. Bir binary de olabilir. Network üzerinden, TCP üzerinden veri transferi yapacaksanız o zaman binary olarak iletirsiniz bunu mesela. Fakat internet üzerinden bir web sitesinden veri transferi aktarımı yapacaksanız XML, JSON gibi formatlar olur. Şimdi bunların birbirine dönüşümü ihtiyacı var. XML'den JSON'a, JSON'dan binary'e olabilir falan. Bu gibi şeylerde bunların dönüştürülme işlemleri, veri formatlarının dönüştürülmesine bir serialization diyoruz. Tabii ki detayları var. Ben kabaca, hızlı anlaşılsın diye söylüyorum. Ya da network'ten bir ağ üzerinden veri paketleri göndermek istediğinizde gene burada benim bilgisayarımdan o veriyi ben serialize ederim. Serialization ile serialize ederim. Sonra başka bir IP üzerinden başka bir bilgisayara aktarırım. Başka bir aslında network üzerinden veri transferi. Mesela burada da binary serialization gerekiyor gibi. XML serialization var, SOAP serialization var gibi. Buralarda bir dosyayı, bir kaynağı serialize ettikten sonra bir de bunun deserialize hali var. Yani oradan geriye çevirme. XML'den JSON'a dönüştürmüştüm. Sonra tekrar JSON'dan XML'e dönüştürmek deserialization işlemi. XML'den JSON'a dönüştürmek serialization. Tersini almak deserialization. Burada mesela gene hacking senaryoları oluşturabiliyoruz. Bir deserialization zafiyeti üzerinden aslında sisteme bile zarar verebiliriz. Onun serialization'ın gerçekleştiği sunucular mesela çökeltilebilir, hafızası yorulabilir vesaire birçok zafiyete sebep olur. Haliyle bunların hepsi çok değerli. Zaman içerisinde isimler değişiyor. Ben size kabaca ana başlıklardan anlatarak ilerleyeceğim. İlk olarak en değerli başlıklardan birisi SQL Injection. Uzun yıllardır var. 2000 yılından beri hatırlıyorum bunu. SQLE kısaltması. SQL Injection. OWASP'ın zirvesindeki arkadaş. Temelde bunun yaptığı, hedeflediği şey aslında veri tabanına izinsiz bir şekilde yetkisiz bir şekilde erişim sağlayıp yetkisiz bir şekilde sanki yetkiliymiş gibi işlem yaptırmak. Benim oraya diyelim ki herhangi bir kayıt ekleme ya da veri görme yetkim yok. Fakat bir şekilde farklı teknikleri kullanarak, SQL tekniklerini kullanarak veri tabanından bilgi çalabiliyorum. Ya da oraya bir şey yaptırabiliyorum. Buna SQL injection saldırısı diyebiliriz özetle. Bunun açılımı SQL injection attack consists of insertion of injection of SQL query via the input data from the client to the application. Çok basit tanımı bu. Aslında bizim client'ımızdan istemci bilgisayar ya da herhangi bir yazılım buradan bizim uygulamamızın database'ine, veri tabanına yetkisiz bir şekilde SQL sorguları ile çeşitli manipülasyon verileri eklemek, insert etmek ya da manipülasyon sorguları gönderebilmek. Basitçe böyle.
Örnek senaryolardan bahsedelim. Nasıl çalıştığını anlatayım öncelikle mimariden. Bir attacker'ımız var, saldırgan. Bir de normal user var. Normal user nasıl işlem yapar bir web uygulaması senaryosunda? Client, bunların ikisi de client. Bir bilgisayar var diyelim. Oradan tarayıcı üzerinden abc.com'a erişmeye çalışıyor bu kişi. Sonra doğal olarak genellikle arada bir firewall olduğunu varsaymamız gerekir. Sonuçta kişisel bir bilgisayara bağlanmayacaksınız, değil mi? Bir web server'a bağlanacaksın. Orada da firewall vardır. Buradan geçiyor. Nasıl? Hello.com üzerinden view.php q eşittir admin diyelim. Böyle bir link. O link ne demek oluyor? abc.com'a girdin. Orada bir buton vardı. Tıkladın. O buton tıkladığın şey de klik arka tarafında böyle bir sorguya dönüşüyor. Bu sunucuya gidecek. Şuradayız halen daha. Web Application Server'dayız. Tamam, query olarak da query sync kısmında admin var. Bu communication link dediği şey database server'a gidecek. Nasıl geliyor? Configuration data supply string diyor. Leakage of configuration data vesaire. Orada değiliz henüz. Buraya geldi. Buradan database'e gitti. Ne demiş oldu bu? Aslında şu kullanıcı kendi bilgisayar ve tarayıcısını kullanıp buradaki aradaki herhangi bir yere tıkladığı link üzerinden web server'dan database'e bir istekte bulunmuş oldu. Request response. Benim sunucuya gitme isteğim bir istekte bulunma. Request onun bana verdiği cevap da response oluyordu. Request yapıldı. Database dedi ki ne istiyormuş bu arkadaş? Admin diye bir şey yok. Tamam şöyle bir şey istiyormuş. Gitti database'de bir SQL sorgusu çalıştırdı. Sonra response'u dönüyor. Response'ta da bir kayıt listesi olduğunu varsayalım. Sonra bu kayıt listesi geliyor client'a. Tam normal query response diyor. Şuradan geldi buraya. Sorun yok. Saldırgan farklı bir şekilde düşünüyor. Saldırgan diyor ki, peki diyor, ama ben bu şekilde değil de başka bir şey istesem acaba sunucu bana nasıl bir cevap verir? Bunun için de bir şeyleri manipüle etmeyi deniyor. Acaba ben bu yazılımı yani web uygulamasını manipüle edebilir miyim? Hataya zorlayabilir miyim? Hata sayfası çıkarttırabilir miyim? Bana vermemesi gereken bir cevabı verdirebilir miyim? O yüzden de Helocom üzerinden WPHP Q ABC yüzde tek tırnak or 1 eşittir 1 diyor. Bunun ne oldu? Şu an önemli değil. Daha sonra bol örnek vereceğim bu konuda. SQL Injection bölümünü detaylı anlatıyorum. Buradan sunucuya gidiyor gene. Web Application Server diyor ki ilginç diyor. Kurallara uygun mu diyor bu? Link yapısı uygun. Yazılımcı da herhangi bir filtreler falan yapmamış. Yani şuradaki yüzdeyi sorgulamamış mesela. Yani yüzde benim işime yarayacak bir şey mi acaba? Yani tekrarlak ne? Neden boşluk var? Böyle bir eşittir gibi bir şey gelebilir mi? Benim ihtiyacım var mı? İzin veriyor muyum? Bunların hiçbirisini sorgulamamış arkadaş. Haliyle Web Application Server'a gelmiş. O da sorun yok demiş. İstek istektir. URL paterne uygun göndermiş. Tamam o zaman git. Geliyor buraya. Sonra buradan database'e gidiyor. Database de buna bakıyor. Diyor ki bir şey bir şey. Or 1 eşittir 1. İşte burada hackleniyor. Çünkü database için mantıklı bir sorgu olabilir mi? Onu parse ediyor. SQL sorgu yapısını çıkartıyor bunun için yazılımdan. Bir bakıyor. Evet bu mantıklı bir sorgu. Tamam o zaman. Ben bunun cevabını vereyim diyor. Saldırgan yetkisi olmadığı halde database'den istenenin dışında yani normalin dışında bir response almış oldu. SQL injection saldırısı bu. Hocam bir soru var. Girinti engelleyen kodlara karşı bypass nasıl yapabiliriz? Girinti engellemek bu. Farklı teknikler var. Mesela sen input alanından bahsediyorsun muhtemelen.
Input formlardan bahsediyorsun. Doğru mu Emir? Tamam. Şunu düşünüyorum. Bu kadar anlattığım kısımda diğer arkadaşlar anlayabilir mi vereceğim cevabı? O yüzden biraz sonraya bırakayım bunun cevabını. SQL Injection'da biraz detaylı konuşacağız zaten. Burada mesela bir login alanımız var. Bu login alanları ya da form alanları öncelikle SQL Injection saldırısı temelde genellikle iki farklı alandan saldırı düzenlenir. Bunun kesin bir kuralı yoktur. Genelleme yapıyorum ben. Birincisi web sitesinin URL, yani tarayıcının URL'i dediğimiz yerler. Bu URL'in de tabii ki belli bir sınırı var. Karakter sınırı var. O karakter sınırını aşmadığı sürece bir URL yapısına uygun bir şekilde link yapısı oluşturduğunda vesaire sorgulanmadan sunucuya gider. İşi budur zaten tarayıcının. Diğeri de formlar. Şu an bir login bypass görüyorsunuz. Kullanıcı login bypass'ı. Bypass denir bu arada buna. Bu Emir'in bahsettiği karşı bypass dediği şey. Bypass etmek. Yani orada bir kontrol var. Kontrol sürecini aşmak için bir bypass işlemi gerçekleştiriyoruz. Onu aşmış oluyoruz. Eğer saldırıyı başarılı elde edip başarıyla gerçekleştirirsek. Şimdi burada da login'den bahsedilmiş. Fakat login'e mecbur değiliz burada. Herhangi bir formdan bir web sayfasındaki herhangi bir sunucuya giden herhangi bir form üzerinden SQL injection denenebilir. Sunucudan kastım da database'e gitmek. Mesela bir input alanınız var. Buradan veri kaydı yapıyorsunuz. Yapmanız gerekiyor. Ya da güncelleme yapılacak gibi senaryolar. Bu yorum eklemek de olabilir. Herhangi bir kullanıcı kaydı da olabilir. Login de olabilir. Bunların hepsi sunucuya gittiğinde orada yaptığı işi gereği sunucu da database'e gidecek. Gitmek zorunda. Yoksa SQL Injection, oradan SQL Injection denemenin bir mantığı yok, değil mi? Burada da login bypass işlemi var. Eğer username kısmına Alice yazarsan, password kısmına şunu yazarsan, arka tarafta SQL neye benzer gibi bir senaryo. Böyle olmak zorunda değil. Bu sadece bir senaryo. Bu şekilde login de geliştirilebilir bu arada. Select, count, yıldız, from users, ver username, adını yaz, and password, şifreyi ver. Bu sunucuya, database'e gider. Database'e der ki aslında özetle Alice username'ine sahip, password'u da Hunter 2 olan bir kullanıcı var mı? Varsa kaç tane var? Normalde mimari gereği, database design gereği kullanıcı kaydı tek bir tane olabilir. Yani aynı kullanıcı adına sahip iki kişi olamaz. O yüzden tasarım bu şekilde doğru yapıldıysa veri tabanı tarafında o zaman ya bir olur ya da sıfır olur bunun sonucu. Alice diye bir kullanıcı vardır, sıfır, düzelteyim bir ya da yoktur, sıfır olabilir. Burada da bir geliyor, yani böyle bir şey varmış. Ben burayı bypass ile geçersem, SQL injection ile geçersem panele erişmiş olurum. Mesela burada normal formlar değil de normal web sitesindeki formlar değil de daha çok login tarafında bu saldırıların yapılmasının sebebi çok basit aslında. Login'den eriştiğimde bir SQL injection denemesi yaparsam ve başarılı olursa sunucudan, yani oradaki yazılımdan tamamen tam bir yetki almış oluyor. O yetkide de login'den bu yetkiyi elde ettiğim için arka tarafta bana bir session oluşturulacak. Ben o session ile mesela bir e-ticaret sitesinde başardım diyelim bunu. Ben normal bir kullanıcı gibi sisteme login olmuş oluyorum saldırgan olarak. Ya da adminim. Admin bir web sitesini nasıl kullanır yönetici olarak? Hepsine erişebiliyor olacağım. Yazılım bana bu yetkiyi kullandırıyor olacak. Çünkü session kazandım ben orada. SQL injection. Yoksa sadece login'de bu saldırı olur diye bir şey yok. Bütün database'e giden her input'ta bu yapılabilir. Sadece o da değil, aynı zamanda URL'den çok saldırı yaparız mesela. URL saldırıları daha karmaşık olabiliyor filan. Buraları bir şekilde engelleyebilme ihtimalimiz vardır.
engelinde bilinçli yapılması gerekiyor. Misal bir güvenli uygulama tasarımı geliştirdiğinizde ya da şöyle dedim. Tam olarak şu anki bakış açımızla alakalı bir yorum yapıyorum. Ben bunu nasıl güvenli yaparım? Birincisi UI tarafında, UX tarafında front-end'de yani. JavaScript var mı? JavaScript var ise onun kendi filtresini kullanması lazım. Inputlarda benim geliştirdiğim güvenlik politikalarına uygun bir şekilde veri almak zorunda. Username için nasıl bir politika belirleyeceğim? Diyelim ki 15 karakter olacak, içinde boşluk olmayacak, şu özel karakter olamaz vesaire vesaire. Bunları uygulamak zorunda. Frontend developer. Bunları ona uygulatırız. Fakat yeterli değil. Client tarafı disable hale getirilebilir JavaScript olduğu için. Ben o JavaScript'i manipüle edip arka tarafa geçebilirim rahatlıkla. Sunucuya doğrudan post edebilirim. Onu da engellemek için işte client'e hiçbir zaman güvenilmez güvenlik tarafında. Client'te çalışan front-end'e de güvenilmez bu nedenle. Haliyle her halükarda endpoint'ler vardır ya, URL bazlı çalışır bunlar. Jonathan.com/API/ mesela users. Ben bu users'a API gereği, API'nin çalışma mantığı gereği bir post yapıyorum. Gidip bir kullanıcı kaydı yapacak. İşte o postu aldığımda, sunucu tarafındaki yazılımda aldığımda ona birçok kurallar dikte ediyorum. Bütün güvenlik politikalarını o gelen veriye de uygulatıyorum. Gelen veri şu kurala uygun mu? Username bu kurala uygun mu? JSON yapısı validate edilmiş mi? Ya da edilebiliyor mu? Vesaire tonla işlem var burada. Bunların hepsi daha birçok şey var arka tarafta yapılabilecek. Bir pipeline gibi çalışır. Bunun birini yapıp öbürünü yapmıyorum diyemezsin. Dersen zaten hackleniyorsun gibi. Burada da aslında anlattığım şey geçerli. Burada sadece ekstra bir şeyden bahsedeyim. Bu özellikle .NET, C# tarafını kullananlar için ki bu C#'a, .NET'e, SQL Server'a özgü bir şey değildir. Sadece o tarafta bu söyleyeceğim isimle geçer özetle. Bir SQL sorgusu gönderdiğinizde sunucuya, yazılım içerisinden bir SQL sorgusu gönderdiğinizde o bu sorguyu tek bir sorgu olarak alır. Select yıldız from users. Tek bir sorgu gönderebilirsiniz buna normalde. Fakat teknik olarak birden fazla sorgu gönderebiliriz yazılım geliştirirken. Bunu da multiple active result set denir. .NET, C# geliştirenler bilir orada. Mars ayarı vardır. Bir connection string diye bir dosya vardır. Düzelteyim. Config dosyası içerisinde bir bağlantı katar alanı vardır. Orada Mars ayarını aktif edersiniz ya da disable edersiniz. Birden fazla sorgu gönderme şöyle olur. Aralarda noktalı virgül kullanarak. Bu şuraya kadar mesela select yıldız from user options where user eşittir işte bad guy. Basit bir select yapıyor burada. Sonra noktalı virgül diyor, update çalıştırıyor. Bunun çalışabilmesi için yazılımda geliştiricinin kendisinin bunu kullanıyor olması lazım. Bu ayara da Mars diyoruz zaten. Multiple active result set. Yani ben sana birden fazla sorgu göndereceğim. Sen bu sorguların tek bir seferde birden fazla soru göndereceğim. Normalde kapalı olması lazım. Fakat çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Ben size göndereceğim. Database sen de bunu al. Kabul et. Çalıştır. Ben sana bu izni veriyorum diyor geliştirici. Sonra bana cevap olarak iki tane result, birden fazla result olarak dönersin diyor. Ben bunu parçalı olarak alırım. Bir parçasını alırım, sonra başka bir parçasını alırım falan. İşte bu ayara özetle Mars diyebilirim. Bu aktif olursa daha fazla saldırı kombinasyonlarına açık olabilir sistem. Olur hatta. Normal filtreleri yaparsın vesaire. Sonra saldırgan bunun sonuna noktalı virgül koyar. Peşine istediği sorguyu yapıştırıp bunu bir database'e saldırı amacıyla gönderebilir. Basitçe bir username alanımız var diyelim. Username'de ben admin, tekrinak, tire diye bir şey kullandığımda normalde ne olması gerekiyor? Ben admin kullanıcısına sahipsem admin yazarım. Şifre olarak da 352 vesaire şifre neyse yazarım.
Sonra o gider. Şurada username, admin yazar. Password kısmında şifreyi yazar. Ve database'e gider. Sorgular, döner. Tabii ki şurada ayrı bir durum var. Clear text yazılamaz bunlar. Böyle bir password yazılmaz. Olduğunu varsayalım. Şimdi geldim buraya. Şöyle bir şey varmış. Noktalı virgül. Peşine tırnak tek düzeltim. Tire tire. Tek tırnak var, peşine de tire tire. Bu şu anlama gelir. SQLC. Yani SQL dilinde. Select yıldız from users where username. Tek tırnak. Ben şurada bir tek tırnağı ben kendim koymuştum. Bu string katarı, string verisi geleceği için bunu koymak zorundayım zaten. Sonra eğer siz tek tırnak gibi şeylere izin verirseniz formdan şuna sebep oluyor. Arkada SQL'e dönüşüyor bu, birleşiyor benim gönderdiğim veri. Ve o da diyor ki tek tırnak admin, evet kullanıcı buydu. Doğru. Sonra peşine bir tek tırnak koydu. Bunu aslında input olarak kullanıcı kendisi verdi, gönderdi. Onun peşine de tire tire koydu. Tire tire SQL dilinde açıklama satırı demek. Şuna sebep oluyor. SQL bundan sonrasını kendisi kesiyor. Yani saldırgan tek tırnağı koydu, kendisi kestirdi sorguyu. Peşine de tire tire göndererek şunu demiş oldu. Tire tireden sonraki hiçbir sorguyu kale alma. Çünkü onlar açıklama satırı. Veri tabanı motoru için çok normal, gayet mantıklı bir istektir bu. Bundan sonraki hiçbir şey sorgu değildir artık. Sıradan hiçbir aksiyona sebep olmayacak açıklama satırıdır. İşte bu gibi sebeplerle bir SQL injection saldırısı gerçekleşebilir. Kombinasyonlar çok çok detaylı. Mesela bunlardan bazıları Bypass Login Screens tarafında bu örnekler bunlar. Bu veri tabanı motoru türüne göre değişir. PostgreSQL'de mesela açıklama satırı MySQL'de farklı olabilir. PostgreSQL'de farklıdır. SQL Server'da, Oracle'da farklı karakterler açıklama satırına sebep olabilir. Belli sintaks farkları da olabiliyor. Onlara göre karşıdaki sistem hangi veri tabanı sunucusu ya da markası ise diyelim, ona göre kodları güncellememiz, değiştirmemiz gerekir. Yani SQL injection, SQL bir standarttır dünyada, doğru. Fakat özelleşen tarafları da vardır. Orada da versiyonlara göre bu sorgular, saldırı sorguları değişir. Peki soru şu, size soruyorum. SQL injection veri tabanı motorlarında bulunan bir zafiyet midir? Bir evet, üç hayır. Dört hayır. Veri tabanı motorlarının sahip olduğu bir zafiyet olsaydı, onlarca yıldır halen daha olmazdı bu zafiyetler. Veri tabanının zafiyeti değil, veri tabanının hatası değil. Tamamen geliştirici hatası bu. Bu nedenle SQL injection bitmiyor bir türlü. Bazen şununla karşılaşırsınız, yani yeni bir şey değil bu. Yıllardır benim de duyduğum şeydir. Aşırı özgüvene sahip ama az güvenlik bilgisine sahip yazılımcılar. Şunu diyebilir. Yani SQL injection mı kaldı filan. O
mı kaldı dediği SQL injection'da Amazon hackleniyor halen daha. Çünkü var. Bunun sebebi yazılım tarafındaki bir hata, geliştiricinin unuttuğu, kontrollerden geçirmesi unuttuğu, belki test süreçlerinden geçirmeyi unuttuğu ya da test süreçleri doğru tasarlanmamış olabilir. Birçok şey olabilir. Bir şekilde o SQL injection zafiyet orada duruyor ve saldırgan bunu fark ettiği anda database'e isteği gönderiyor. Oradan işte 10 milyon tane Amazon kullanıcısının kredi kartı bilgilerini bana verir misin diyor. Yazılımda diyor ki tabii ki diyor. Sen benden bana sorguyu gönderdin. Ben sana cevabı vereyim. Sorun yok. Al diyor. Ondan sonra bir bakmışsın işte veri sızıntısı falan diyorlar. Hiçbir şey sızmadı. Yani hacklendim bildiğin. Database'in hacklendi. Zafiyetin kontrolü ve sebebi birçok şey olabilir. Ben ana başlıklar halinde özetleyeyim. Burada kullanıcı tarafından sağlanan veriler uygulama tarafından doğrulanmaz. Yani kullanıcının inputları herhangi bir şey olabilir. URL'den olabilir, formlardan olabilir, fark etmiyor. Uygulama tarafından doğrulanmazsa, filtrelenmez ya da sterilize edilmezse, sanitization da denir aslında buna, sterilization plan da denebilir. Çok ufak nüans farkları var ama ikisini de duyabilirsiniz. Yani kullanıcıdan aldığın veri kontrolden geçirilmek zorundadır. Çünkü kullanıcıya güvenilmez. Kullanıcının kim olduğunu bilmiyorsun. Sebebi de basit. Web yani HTTP protokolü stateless. Yani durumsuzluk üzerine, durumsuzluk ilkesiyle çalışır. Bu da şu demek oluyor. Herhangi bir web sitesine bağlandığınızda bunların o web sitesi ona bağlanan, request gönderen kişi ya da client hakkında gerçek bilgileri sahip değil. Yazılımla biz request içerisinde birçok bilgi gönderiyoruz. Oradan birçok bilgi elde edebiliyor sunucu, sunucudaki yazılım. Fakat gerçek anlamda client hakkında gerçek bilgi bilemez. Client kendisini nasıl tanıtırsa öyle bilir. Haliyle kontrol etmek zorunda. Kaçış karakterleri olmadan yürütülen, yani çalıştırılan dinamik sorgular veya parametrelenmemiş fonksiyonlar, CP, store procedure ya da function doğrudan yorumlayıcıda kullanılır. Yani kullanıcıdan alınan bilgilerin burada elden geçirilmesi gerekiyor. Sorguya dönüştürülmeden önce. Burada sorguya dönüştürülmediğinizde, düzelteyim, elden geçirilmeden direkt bir SQL sorgusuyla birleştirildiğinde haliyle patlayacaksın. Çünkü kullanıcı ne isterse sen onu database'e bir emir gibi gönderiyorsun. En büyük yanlış bu. ORM dediğimiz Object Relational Mapping araçlarının bilinçsiz kullanılması. Filtre arama parametrelerinde tehlikeli filtresiz veriler kullanmak gibi. Günümüzde yazılımcıların aşırı güvendiği şeylerden birisi de ORM'ler. Biz ORM'i bilmeyenler için şöyle diyelim. Basit bir library de olabilir bu. Genelde de basit database işlemleri yapan library'lerdir. Bizim çok fazla SQL sorgusu yazmadan direkt veri tabanında hangi programlama dilini kullanıyorsam o dilde sorgular yazdırmamı sağlayan şey. C# tarafında AutoNet var mesela. Entity Framework var gibi. Nhibernate var. Bu Java tarafında çok bilinir. Python'da aynı, Go'da aynı. Hepsinde vardır. Bunları kullandığınızda güvenli olduğunu varsayar geliştiriciler. Sebebi de o ORM'yi geliştiren ekipler güvenlik tarafında da önlem almıştır diye düşünürler. Temel prensipte haklılık payı var. Fakat ORM'yi yanlış kullandıklarında gene hackleniyorlar. Çünkü ORM'ler açık kapılar bırakmak zorundadır. Mesela ORM size belli yetenekleri verir, işinizi sağlıklı bir şekilde yapabilmeniz için. Fakat
O yöntemi kullandığında performansın düşük olur. Yani yazılım performansını etkiler negatif olarak. Ya da bazı sorguları, çok karmaşık sorguları ORM üzerinden yapamazsın. Onun için tasarlanmamıştır. Bu nedenle de sizin normal bir SQL tekstini, metnini verip database üzerinde ORM üzerinden çalıştırmanız gerekebilir. İşte burada ORM'nin yaptığı hiçbir filtre yok. ORM sen ne istiyorsan gider direkt database'de çalışır. Haliyle gene eklenir. Hatta derler ki store prosedürler %100 güvenlidir. Function kullanmak, database seviyesinde. Database'de store prosedürler var, nesneler. Function'lar var. Bunları kullanırsan hacklenmezsin. Ben 2010'da Oracle'da böyle bir hack yapmıştım. Bunu söylediklerinde dedim ki mümkün değil dedim. Yani 2010 ve 2009 gibi işte Türkiye'nin Oracle veri tabanı programlama eğitim setini hazırlamıştım. 350 videolukla. Ona girmemin sebeplerinden biri gene hacking, güvenlik merakıydı. Oracle'ın güvenli olduğu iddiası vardı. Yani göreceli bir kavram. Neye göre, kime göre? Fakat mesela orada store prosedürleri denemiştim ki bu database ile alakalı bir şey değildir. Oracle ile alakalı değil. SQL Server'da da hacklersin. PostgreSQL'de de hacklersin function'ları, store prosedürleri. Velhasıl bunu kullandığında hacklenmez denir ama çok kolay bir şekilde eklenebilir. Gene yanlış kullanıldığı için eklenebiliyor. Store prosedürü yanlış kullanıyor geliştirici. Kullanıcıdan gelen veriyi arka tarafta diyelim SQL Server üzerinde exec diye bir şey var. Gidip exec'te execute ediyor. Yani bunun anlamı ben sana ne gönderirsem onu çalıştır demek. SQL Server'ın hatası yok ki. Orada CP execute SQL diye bir şey var. Sistem prosedürü var. Onunla çalıştırman lazım ki arka tarafta o prosedür üzerinden bazı filtrelemeler, sanitization yapsın mesela. Ya da o direkt senin geliştirdiğin prosedür içerisinde filtreler yapman lazım. Kullanıcıdan gelen veriyi çeşitli sanitization işlemlerinden geçirmen gerekiyor. Bunları yapmıyor. Doğrudan tek başına ben prosedür kullandığımda güvenli olur diyor. Sonra hackleniyor. Diyor ki prosedür güvenli değil miydi? Ben diyorum ki evet değildi. O diyor ki ama öyle değil miydi? Hayır değildi diyorum. Yani böyle bir döngü, kısır döngü. Yani her halükarda bilinçsiz kullanmakla ilgili bir şey bu. SQL ile neler yapılabilir? Çok keyifli şeyler yapılıyor. Saldırgan veri üzerinde olası sorun var. Yok. Sesin açık Ömer. Saldırgan veri üzerinde olası tüm değişiklikleri yapabilir. Veri üzerinde olası tüm değişiklikler. Yani bir para transfer işlemini doğrudan veri tabanı üzerinde gerçekleştirebilirsin. Tabii ki teknik olarak mümkün bu. Yani bunu yaparken mesela bir bankada bunu yapabilmeyi hayal etmek o kadar da kolay değil. Arka tarafta ciddi altyapılar var. Güvenlik altyapıları var. Sistem network ekibi var. Onlar takip ediyor. Database ekipleri var. Takip ediyor. Logları tutuluyor. Bunlar takip ediliyor. Güvenlik yazılımlarını birileri kullanıyor. Takip ediliyor falan. Fakat teknik olarak yapılabilir mi? Evet. Yani o zafiyeti sağlam bir hacker'a bıraktın mı gayet de yapar yani. Banka falan dinlemez. Yani çok da önemli değil. Sonuçta teknik bir zafiyet. Karşındaki bankaymış ya da hükümetmiş, devletmiş. Sonuç değişmiyor. Bunlar mümkün. Saldırgan veri tabanı tam erişim sağlayabilir. Bu sayede tam yetkili admin sahip olduğu tüm ayrıcalıklara sahip olabilir. Mümkün. Şimdi yetkili admin'in sahip olduğu dediği şeyler bunu anlaman için gerçekten birçok yani derin veri tabanı uzmanlığı bilgisine ihtiyacınız var. Birçok yazılım tecrübesine ihtiyacınız var. Bununla ilgili sonraki kısımda örnek vereceğim. Saldırgan veri tabanı motoru üzerinden işletim sistemine erişerek bir sistem admininin yetkisindeki tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Eğer ben system admin kullanıcısıyla sistemi manipüle edip hacklersem
haliyle bütün yetkilere sahip saldırgan olarak. Sadece bunun için SA, yani SQL Server'dan bahsediyorum. Orada default admin kullanıcı adı SA, System Administrator. Ben onun yetkisiyle erişebiliyorsam database'e her şeyin sahibiyim ben. Bu şuna sebep olabilir. İşletim sistemine erişerek veri tabanı motoru üzerinden işletim sistemine sorgular gönderebilirsin. Bu yıllardır var olan bir veri tabanı özelliğidir. Mesela veri tabanı motoru kapasitesini bilmekle alakalı bir şey bu. Hani ileri seviye veri tabanı kitabı da yazdım. Oracle da severim. SQL Server da severim. PostgreSQL de severim. Bunların hepsinin ortak özelliği şudur. En gelişmiş yazılımlardan biridir bu tür veri tabanı motorları. Çok çok zorlu ve gelişmiş yazılımlardır. İşi sadece veri depolamak değil, işletim sistemi geliştirmekten belki sonraki en zorlu yazılımlardan biridir. Bu arada tarayıcı geliştirmek de öyledir. Chrome, Firefox gibi. Onlar da zorlu yazılımlardır. Ve burada çeşitli kendi işlemlerini yapabilmesi için mesela System Admin'in ya da Database DBA dediğimiz Database Administrator'ın profesyonel bir şekilde altyapıyı yönetebilmesini sağlamak için işletim sistemi üzerinde veri tabanı motoru birçok şeyi yapabiliyor olması lazım. Mesela en basit dosya oluşturmak ya da işletim sistemi çekirdeğine komut gönderebilmek. Bunun anlamı şu, her şeyi yapabilirsin. İşte bunlardan bazıları sunucuda dosya silmek. Ben SQL Injection ile sunucudaki dosyaları silebilirim. Arka tarafta SQL sorgusu yazdırır ve çalıştırırım. Bütün dosyaları silerim. Zararlı yazılım yerleştirmek mümkün. Sunucuya format attırabilirim. SQL Injection ile sunucuya format. Sunucudaki web server'a SQL üzerinden erişerek web platformların server'ın hacklenmesi mümkün. Hatta biraz espriyle karışık, şu da mümkün. Mesela bir kurumsal ortamda network'e erişebilen bir database engine var. SQL Server ya da Oracle fark etmiyor. Ona saldırarak o network'te bağlı olan bir kahve makinesini bile hackleyebilirsin. Tek yaptığın aslında SQL Injection ile veri tabanı motorunu ekledin. Fakat veri tabanı motoru izole edilmemiş olan bir network içerisinde aynı network'te bulunuyor. O network içerisinde de işte kahve makinesi de otomatik olarak sisteme bağlanmış. Yazıcı sisteme bağlanmış. Fark etmiyor. Yazıcı da eklersin. Neyle? SQL Injection'la. Komik ama gerçek. Eğer Database Engine bir intranet yani lokal ortamında ve bu ortama yazıcı kahve makinesi bağlı ise bu cihazlar bile sadece SQL Injection'de eklenebilir. Bunların türleri var. Çok detaylı bir konu SQL'i. Bu nedenle uzun anlatıyorum burayı. Bana göre en değerli olan başlıkları anlatacağım. OWASP çok değerli bir alan. Çok derin bir alan. Bahsettim ya normalde kurumsal güvenli uygulama geliştirme eğitimlerinde 5 gün anlatıyoruz sabah akşam. Tabii demolar da yapıyoruz. Tekleme demoları da. Ama burada da 2 saate sığdırmak imkansız. Ben ana başlıkları size anlatacağım. Değerli olan başlıkları. SQLE türlerinde Types of SQL Injection internetten bulduğum bir görsel. Şu altta Inbound SQLE var. Klasik. Bir de Inferential SQLE var. Bu da Blind. Yani kör SQL Injection denir buna. Blind SQL Injection. Kategori şu. Types of SQL Injection'da Inbound, Out-of-Band, Inferential var. Inbound'da ikiye ayrılıyor. Error-based ve union-based. Inferential, boolean-based ve time-based olarak ikiye ayrılıyor gene. Çok çok detaylı hepsi. Inbound SQL'i bir saldırgan. Açıklamayı geçiyorum. Ben örnekle anlatacağım. İkiye ayrılıyordu. Type 1 error based. Hata tabanlı SQL'i. Hataya dayalı injection'larda
veri tabanına ilişkin içgörü sağlar. Yani oradan bir bilgi elde edebiliriz. Bu hatalar geliştiricilere ve ağ yöneticilerine yardımcı olabilir, ancak uygulama tarafından sınırlandırılmalıdır. Örnek, şunu birisi geliştirmiş diyelim. Example.com, category.php, soru işareti ID, heuristik bu, eşittir 2. Bu her yerde göreceğiniz bir paterndir. Heuristik paterndir. Gayet normal. Sonra sunucu bu URL'e bir SQL hatası ile yanıt verirse neden? Normalde şu yüzde ve sonrasını yok sayın. Olması gereken budur. Fakat her zaman olması gereken olmaz. Kullanıcı URL kısmına gelir, oraya bir boşluk koyar, enter der, sana gönderir. Yani bunu yapabiliyor çünkü. Neden yapıyor? Çünkü yapabiliyor. Bu kadar. Geliştiricinin onu arka tarafta, backend'de alıp yönetmesi gerekiyor. Buna izin vermemesi gerekiyor. Bu tür özel karakterler gönderilememesi lazım. Sen burada ID eşittir diyorsan mantıken identification ID numerik olur. Genellikle. O zaman o format neyse ID formatı sadece ona izin vermek zorundasın. Bunun dışında hiçbir şeye izin yok. Verirsen bu şekilde manipüle edilir. Sonra doğal olarak arka tarafta bir hataya sebep olacak bu. Değil mi? O hata mutlaka olacak. Yazılım geliştirici arka tarafta bu hatayı yönetirse, doğru yönetirse sorun çıkmaz. O hata olacak bir şey. Bu hata olduğunda şunu yap diyebilir ya da hiçbir şey yapma diyebilir. Log tut diyebilir. Bu onun tecrübesiyle alakalı. Fakat eğer bu hatayı yönetmezse yazılımcı ve client'a bir response olarak dönerse bu hata, işte o problem. Sunucunun veri tabanında güvenli olmayan bir şekilde bağlandığını gösterir. Eğer burada bir hata üretip response dönerse. Bu adımdan sonra veri tabanını değiştirmek veya yok etmek için bazı SQL komutları çalıştırılabilir. Burada anlaşılmak istenen şudur. Error based diyor ya. Sistemi hata oluşturmaya zorlamak. Burada istenen hata oluşturması değildir. Hata oluşturabilmek için benim müdahalem yeterli mi? Bunu anlamaya çalışmak. Benim müdahalem sistemde hataya sebep oluyor mu? Eğer oluyorsa SQL injection var demektir zaten. İstenen şey budur, error based'deki. Haliyle ben oradan bir hatalı bir cevap aldıysam, o ben sisteme müdahale edebiliyorum. Kan kokusu alan köpek balığı gibi. Ondan sonra devamını getir. Bir başka union based. Bu da gene union SQL herhangi bir SQL'de farklı veri tabanı motorlarında falan var olan bir özelliktir. Union select ile birlikte kullanılır. Bilmeyenler için şu, bir tane select var. Başka bir select ile bunların ikisini sonucunu birleştirerek tek bir result olarak almak istiyorsun. Araya union yazarsın. Bu SQL'de bir özelliktir. Olmak zorundadır. Çok işlevseldir. Ne? Belli kuralları vardır uygulamak için. Şimdi ben o kuralları manipüle ederek arka tarafta yazılımın çalışmak için kullandığı SQL sorgusunun devamına union ekliyorum şurada. Mesela kategori PHP ID 3 ne olabilir bu? Arka tarafta kullanıcı yani geliştirici select demiştir. ID demiştir. Bu integer olsun. Bir tane string bir şey varkar tipinde bir şey olsun filan. Üçüncü de açıklama olsun mesela. İki tane string bir tane ID var. Integer. Ben bunun peşine saldırgan olarak ilk önce hatayı test ettim. Dedim ki böyle bir şey var. Gördüm bunu. Diyorum ki farklı versiyonlarda saldırının. Union ekledim bunu sonra. Sonra tutturmaya çalışıyorum. Neyi? Union'dan sonraki sorgu yapısının öncesindeki sorgu yapısının
standart olarak aynı olması lazım. Bu Union'in özelliği. Aslında şudur. Select var. Select bir tane integer tipi, sonrasında ID. Bir tane varchar tipi, mesela kategorinin adı. Diğeri de açıklaması. O da varchar string tipinde. Union diyor ki aynı sorgu yapısına sahip olan bir şeyi sen bu sorgunun peşine ekleyebilirsin. Neyle? Union ile. İkisini birleştirebilirsin. Ne olması lazım? Sorgu yapısının aynı olsun. O aynısı olması lazım. Yani ilk sorguda 3 tane. 3 tane sütun isteniyordu ve bunların tipleri belli. O tiplerde 3 tane sütun. İstersen diyor, ne zaman? Union'dan sonraki sorguda. O zaman ben bunları birleştiririm, hepsini sana cevap olarak gelirim. Sen burada gayet basit, hiçbir kritik bilgi olmayan kategori bilgisini istiyordun. Arka tarafta yazılım öyle çalışıyor. Ben gittim dedim ki bana özetle şey yap. Varsayım üzerinden söylüyorum. İşte kredi kartı bilgilerinden şunları getir dedim. Gitti bana onları getirebiliyor gibi. Çok çok varyasyonları var. Alço, ben de SQL'i araştırmanız için şöyle göstereceğim. Video kayıtta yer alsın. Ben bunu anlatmayacağım. Çok fazla konu var. Aynı. Inferential SQL'i bilinç SQL injection bu. Kör. Bu saldırıda bu aslında en sevdiğim saldırılardan biri. Ama zor diğerine göre. Bu saldırıda web uygulama veri tabanı verileri iletmediği için saldırgan sonuçları göremiyor. Bu nedenle saldırgan sorgular gönderir ve web uygulamasının yanıtını yani responsunu ve veri tabanının davranışını gözlemleyerek veri tabanının yapısını oluşturmaya çalışır. Şu, karşımızdaki geliştirici belli seviyede önlemler almış o yazılım. Bu nedenle bize hata sayfası dönmüyor. Hata sayfasının da bir sınırı vardır. Hani orada da çok komik şeyler olabiliyor. Bir bariz bir custom error page oluşturulmuş olabilir. Bu şu demektir. Ben yazılıma bir şeyler söyledim, istedim. O bana cevap olarak dedi ki sen yanlış şeyler istedin. Ben seni hata sayfasına yönlendiriyorum. Bu bir aşamadır. Yani bunun da doğru kullanımı gerekir. Fakat olduğunu varsayalım. En azından o hatanın içerisinde kritik bilgi yok. Başka bir senaryoda o custom Hocam error page'i şöyle bir soru var. Reverse engineering mi yapıyor aslında burada Atakır? Hayır, hiçbir ilgisi yok. Şimdi burada saldırganın o custom error page'i oluşturup oluşturamamasıyla alakalı. Mesela biz burada şunu öneririz. Mümkün olduğunca az bilgi vermek. Kime? Client'a. Yani güvenli yazılım geliştirme tarafında o sistemin geliştiricileri, tasarımcıları client'a çok az bilgi vermesi gerekiyor ve jenerik bilgiler. Hatta tahminimce herkes bir örnek görmüştür. Orada şu vardır. Sistem size herhangi bir hata olduğunda der ki bu bizimle alakalı. Hatırladınız mı böyle hataları? Bu seninle ilgili değil, bu benle ilgili diyor. Öyle bir hata sayfası var. Yani bu şu demek aslında. Yani sende sorun yok. Tamam, sen sayfayla uğraşma, tarayıcıyı bir şey yapma, bilgisayarını resetleme, modeminle uğraşma. Bu tamamen benimle alakalı bir sorun. Ama bu senin üzerine vazife değil. O yüzden sana bilgi vermiyorum diyor. Doğrusu budur bu arada. Tabii ki kullanıcıyla alakalı bir hata olur. Onu vermek zorundasın fakat abartma. Mesela şey basit bir örnek vardı. Hani kullanıcı adı ve şifresi girersin. Sana kullanıcı adı ya da şifre hatalı der. Parola hatalı der. Sana kullanıcı adı hatalı demez, değil mi? Yani öyle bir şey, öyle bir parola var ama kullanıcıyla eşleşmedi sanki gibi bir bilgi vermez.
Ya da kullanıcı adı doğru ama şifre parolası yanlış gibi bir şey demez yani, komik olur. Benzer bir senaryo. Jenerik bilgiler verir. Çünkü saldırgan sistem hakkında ne kadar fazla bilgi alırsa saldırı planını güncelliyor. Daha az bilgi verilmeli olacak. Boolean based sonrasında bu teknik sorgunun veri tabanına sorgular göndererek doğru ve benzeri ve benzeri. Burada da örnek vereyim. Mesela ID eşittir 1 and length database vesaire. Geçiyorum bunları. Şurada ilk sorguda olduğu gibi veri tabanından döndürülen cevaplara dayanarak Boolean ifadeleriyle veri tabanının uzunluğu tahmin edilebilir. Ve ayrıca böyle bir sorguyu ilerleterek database adı bile öğrenilebilir. İkinci sorguda ise bir sorgu ile X kategorisindeki tüm kayıtların veri tabanından görüntülenmesi sağlanır. Aslında şu, bakın şurada ID eşittir 1 diyor. OR tamamen afaki bir şekilde 17 eksi 7 eşittir 10 mu diye sordum. Database'de matematiksel işlem yapabiliyoruz SQL'le. Bu da şu demek oluyor. ID eşittir 1 var mı? Diyelim ki yok. Peki o zaman sorgumun devamında ya da diyorum 17'den 7'yi çıkartırsan 10 mu yapar? O diyor ki database diyor ki evet. Tamam işte sana bütün kayıtları getir. Haliyle burada sizin şu tür sorgu yapılarına izin vermemeniz lazım. Çünkü database için çoğu şey mantıklıdır. Burada mesela boşluğu işte integer olmayan karakteri engellemiş olsan konu kapanacak zaten. Bak şurada bir integer bitti. İntecer harici hiçbir şey gidemeyecekti. Sen şu sorguyu asla kuramazdın saldırgan olarak. URL üzerinden kuramazdın gibi. Şurada da mesela bir tahmin çıkartıyorum. Bu da Blind SQL'in çok güzel örnek. ID eşittir 1 ve length database. Database hatırladın MySQL'de. Ben yani MySQL tarafında çok uzman değilim. SQL Server, Oracle ve PostgreSQL biliyorum. MySQL'de çatpat. MySQL tarafında diyelim ki şey, veri tabanında database'in adını getiriyor. Yani neyi kullanayım ben? CihanDB diye bir database var. Kaç karakterli? 5 artı 2. 7 karakterli. CihanDB. Diyorum ki sorguda ID eşittir 1 ve length uzunluk demek. Bu uzunluğunu al. Database bana şunu getirirse, CihanDB'yi getirirse ama bilmiyorum bak ben veri tabanı tarafıyla alakalı bilgim yok. Görmeden tahmin üretmeye çalışıyorum. Hatırlayın. Blind SQL Injection. Şu an kör takılıyorum burada. Diyorum ki database bana getirirse CihanDB 7 karakterli. Uzunluğunu alsam, sunucuda aldırsam yani. 7 olarak alacak. O zaman ID eşittir 1. And 7 dersem. Çünkü 7 olduğunu bilmiyorum. Dikkat edin. Belki de daha kısa bir şey. Bana ne getirir? And nasıl çalışıyor? İki tarafında operandın ikisinin de yani end'in sağında ve solundaki verilerin true dönmesi lazım. Operantlar true dönmeli. Or iki taraftan bir tanesi true dönse yeter. And bana bu senaryoda eğer CihanDB ise bana false dönecektir. Ha bak. Hiçbir fikrim yok. Database'in adı hakkında fakat bir çıkarım yaptım. Bir değil, üç denedim. Dört denedim. Beş denedim. Altı denedim. Yedi yazdım. ID eşittir yedi. And şu. Database'de ben bilmiyorum ama arka tarafta CihanDB diye bir şey varmış. Yedi. And yedi. Burada da bunu yazdım.
Enter dedim. Bana pozitif bir cevap döndü. Okey cevabını döndü. Ne? Eşin tipi. Diyorum ki evet, o zaman bunun çalıştığı veri tabanının adının uzunluğu 7 karakter. Bilgiyi aldım. Görerek mi aldım? Hayır. Değil mi? Ama bilgiyi aldım. İşte curl SQL injection kabaca böyle. Çok çok karmaşık saldırılar yapılabiliyor. Çok daha zor kısmı da var. Mesela normal blind kısmı var. Sayfada, yani web uygulamasının sayfasında herhangi bir cevap görünmez. Fakat gene de HTTP status code, hani OK, 500 internal server falan gibi ve response'tan sonuç alınabilir. Total ability ise herhangi bir yolla herhangi bir sonuç görünmez. Nadir rastlansa da vesaire vesaire. Time based'e geçelim. Bu da sevdiğim saldırılardan biri. Gene zorlardan. Bu teknik sorgu gönderildikten sonra yanıt vermeden önce veri tabanında bir süre beklemeye zorlar. Mesela şu SQL Server'da olan bir şeydir. Wait for delay. Aslında 15 saniye bekle. Ne için? Şu sorguyu çalıştırmak için. Bu ne yapıyor? Select yıldız from products where ID 1. Burada ne çıkartabilirim? Şu da MySQL versiyonu. Sleep diyor. 15 saniye bekle. Burada eğer ben bunu sistemde çalıştırabilirsem, yani şu demek oluyor. Bir şekilde bu sorguyu sunucuya gönderebildim. SQL injection zafiyeti bulmuştum zaten. Gönderdim. Sayfa 15 saniye boyunca dönüyor. Hatırlayın o URL kısmında vardır ya simge döner. Bunun anlamı şudur. Sunucudan henüz cevap gelmedi. Geliyor, gele yazdı, gelecek diye falan gibi bir şey. Yani yolda response geliyor. Fakat sunucuda eğer bu sorgu çalışırsa 15 saniye boyunca o sayfanın cevabı bitemez. Haliyle ben şunu anlamış olurum bu sorguda. If system user SA wait for delay 15 saniye. Arka tarafta şunu sorguladım ben. Dedim ki ben senin yazılımına tamam bir SQL injection zafiyeti buldum. Fakat buna yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Bunu henüz bilmiyorum. Yani çok kritik bir şey alabilir miyim oradan? Mesela bir online ödeme sistemi. Ben oraya bu sorguyu yedirdim. Bir baktım dedim ki acaba bunlar SQL Server'da onu anladım zaten. SQL Server kullanıyorlar. Sorgularımdan bile anlarım onu. Hiçbir şeye bakmasam bile. Derim ki ben bu sorguyu gönderdim. SQL Server kullanıyorlar. Peki acaba SQL Server'ın default system administrator hesabının adı neydi? SA. Acaba bu koca finans yazılımı system admin'i mi kullanıyor yazılım altyapısında? Bu şudur. Güvenli uygulama geliştirmede ilk bilinmesi gereken şey şudur. Veri tabanlarının default kullanıcıları asla açık tutulmaz. Çünkü herkes biliyor bunun adını. Mesela MySQL'de, PostgreSQL'de root. İşte burada SA. Ben bunu biliyorum. Çünkü böyle üretiliyor bu yazılım yani. Herkes biliyor bunu. Haliyle eğer herhangi bir IP ve default portu dışarıya açık olursa bu yanlışlıkla olabilir, anlık olabilir, fark etmiyor. Ben sadece brute force yaparak SA'yı de yazarım kullanıcı adı olarak. SQL Server'ın kullanıcı adı. Sonra bir brute force çalıştırırım. Kullanıcının parolasını da kırarım. Database'i hackleyebilirim. Bu nedenle SA gibi kullanıcılar disable edilir. Bak şifresi değiştirilir falan değil. Disable etmek demek veri tabanında komple kapatmak demek. Enable edene kadar hiçbir işlem yapılamaz o kullanıcıyla.
ve yasaktır. Yani essay bir yazılımın içerisinde ana bağlantı kullanıcısı olarak kullanılamaz. Çünkü sınırsız yetkisi var. Fakat ben bunu yapanlar gördüm. Maalesef. Ödeme sistemleri altyapılarında da gördüm. Finans kuruluşları, çok kritik kurumlarda da. Maalesef ben de şaşırdım, şok oldum ama olabiliyor maalesef. İşte ben bu sorguyu gönderdim de if system user essay ise eğer o bağlantı benim SQL injection bağlantı database'e gittiğinde o bağlantı essay kullanıcısı ile çalıştırılıyorsa 15 saniye boyunca bekleyecek sorgu. Sonra bana cevap dönecek. Ben de burada anlayacağım ki bir altın madenine düştüm. Elimde ciddi yatırım yapabileceğim bir şey var. Ve ben bu saldırıya yatırım yaparım. Çünkü karşılığında her şeyi alabilirim. Saldırgan olarak. Gibi. Bunun gibi birçok şey var. Ben tabii bazı şeyleri bilinçli olarak detaylı anlattım. Bu özellikle SQL injection tarafını. Fakat diğer kısımları biraz hızlı geçeceğim. Çünkü 2 saate ancak bu kadar olabilir. XSS'i de anlatacağım. Yani aralardan bazılarını seçtim. XSS'i de anlatacağım. Sonra bırakırız. 2 saatimizi çoktan geçmiş olacak zaten. Bunu göstereyim. XSS çok önemli başlıklardan birisi. Gene. Halen daha bunlar karşılaşılır. Yani Apple'ın web sitesi de eklenir. Amazon'da eklenir. Çok yaygın bunlar. XSS, Cross-Site Scripting açılımı, is a class of web application vulnerabilities that allow attackers to execute malicious scripts in the user's browser diyor. Yani basitçe bu zafiyet saldırgana bir kullanıcının tarayıcısında zararlı kodlar çalıştırabilme izni verir. Böyle bir zafiyet olursa. Nelere sebep olabilir? XSS vulnerabilities are among the most common web security issues and can lead to session hijacking gibi zafiyetlere, sensitive data exposure and ve daha fazlasına. Aslında bir tane zafiyet birden fazla şeye sebep olabilir. XSS onlardan bir tanesi. Ve evet, önemli bir zafiyet. Bu kalsın burada. Ben ana konsepte odaklanacağım. Burada da gene web geliştirici olmak gerekiyor. Hani özellikle frontend tarafını da biliyor olmak lazım. Yani bu gibi konuları anlamak için. Şurada username diye bir şey var. User 123. Script. Yani JavaScript var burada. JavaScript içerisinde document.location diye bir şey oluşturulmuş. JavaScript kodu kullanılmış. HTTPS, attacker.com, cookie, encode URI component, document cookie filan. Bunu çalıştırdığında şu şekilde username şöyle olabilir mesela. Bir input alanı var. Kullanıcının adını yaz. Sonrasında da o kullanıcının peşine mesela böyle bir script yazdım. Enter dediğimde ne olur? Eğer XSS varsa. Şu olurdu. Kullanıcının tabii karşı tarafta bunu şöyle dedim, bir link üzerinden karşı tarafa çalıştırtırsam buradaki script'i o zaman onun cookiesini attacker.com üzerinde şuradaki URL'e kopyalar. Onun tarayıcısındaki cookie'yi kopyalar. Çerezleri. Siz bir web sitesine girdiğinizde web yazılımın prensipleri bir authentication yapmayı gerektirir. Burada da genellikle çok kullanılan session ya da cookie. Mesela Facebook'u kapatırsın.
Ben son 80 yıldır Facebook kullanmıyorum ama Facebook kapatırsın mesela, 6 ay sonra girersin. Yani bilgisayar 1000 kere kapanıp açılmıştır falan. Ama Facebook.com'a girdiğinde tekrar aynı şekilde login olursun. Bunu olabilmenin sebebi o, sen daha önce login olduğunda beni hesabımı aktif tut gibi bir şey olur ya, açık tut. Ona tıkladım diyelim. Senin bilgisayarına, tarayıcına bir cookie dosyası, TXT dosyası attı. Haliyle tekrar giriş yaptığında o cookie dosyasına bakıyor. Diyor ki bu yetkili olarak giriş yapmış. Tamam, hemen hesaba gir. Mesela. Şimdi bu gibi cookie dosyaları sizin tarayıcınızda bulunur. Bilgisayarınızda bulunur. Onlar çalınmaya çalışılır. Bu yeni bir şey değil bu arada. Hatırlıyorum. Yani 10 küsur yıl önce bile, 13-15 yıl önce bile Hotmail, Gmail, bunların hepsi ekleniyordu bundan dolayı. Ondan dolayı hesaplar çalınıyordu mesela. Normalde XSS zafiyeti mesela farklı bir senaryo, ama onun üzerinden bir sistemde XSS bulduysak bir saldırgan, onun üzerinden birçok kullanıcının hesabını çalabiliyor. Çünkü yaptığı şey aslında cookie dosyasını çalmak. Sonra da cookie üzerinden saldırganın, düzelteyim, kurbanın, yani saldırgan kendisini kurbanmış gibi gösteriyor. Nereye? Diyelim ki hotmail.com'a, gmail.com'a. Neden? Diyor ki mesela ben Esma Nur'un cookiesini çaldım. Tarayıcıdaki cookie'yi çaldım. Nasıl? Bir linke tıklattım ona. O otomatik olarak o cookie'yi kopyaladı benim cihanosan.com'a. Sonra bunu alıyorum, o TXT dosyayı. Mesela Gmail'de güvenlik zafiyetim var. Ve Gmail erişim, yani Gmail ile alakalı cookie'yi aldım. Ben Gmail'e kendimi Esma Nur gibi tanıtıyorum. Gmail diyor ki sorun yok diyor, mantıklı. Tamam, eriş diyor mesela. Neden? XSS zafiyeti var orada. Gibi. Bunun gibi birçok sistem hacklendi. Bazen bunları test de yapardım. Bunu araştırmak için MySpace'in hacklenmesi. MySpace'i hiç canlı canlı gören var mı aramızda? Yaşlar ortaya çıkacak. Hadi. MySpace ilk kez duyanlar el kaldırabilir mi? İlk kez duyanlar. Hadi ama hiç kullanmayan vardır. Evet. İki kişi açıkça dedi ben ilk kez kullandım. 20-23 yaş arasında. Evet. 6 kişi. Diğerlerin de eminim. Diğerlerini de çoğu görmemiştir. Belki ne olduğunu bilmiyorlardır o yüzden. Acaba ben gördüm mü? Emin olamadım. MySpace.com. Belki de yani o dönemin 2005 falan, o dönemin Facebook'uydu açıkçası. Sonra Semi, hatta Semi My Hero, Semi is My Hero diye şeyler dolanır. Google'da da görürsünüz. Onunla alakalı espriler dolanır. Bu Semi web sitesinde anlatıyor zaten bunu nasıl yaptığını. O zaman MySpace'e ekledi. XSS yöntemini hani geliştiren bir saldırıydı o. Detaylarını hala anlatıyor. 2005'ten ekran görüntüleri var. O zamanki MySpace görsellerine bakarsanız fotoğrafları var bu linklerde. Şu anki Instagram'da ise aynı fotoğraf, pozlar falan böyle tarih sürekli tekerrür ediyor ya. Çok gıcık edici. Özellikle belli bir yaşın üzerindeysen. Yani MySpace'te çekilmiş profil fotoğrafı şu an aradan 250 yıl geçmiş halen daha Instagram'da, Facebook'ta aynı fotoğraf tarzları böyle ördek dudaklar falan aynı şeyler var. Orayı inceleyebilirsiniz.
Teknik olarak da anlatıyor. O zamanki süreci de anlatıyor. Bu nasıldı vesaire, nasıl oldu? Hangi teknikleri denedim? Şöyle bir link oluşturuyoruz mesela. Hatta bunu uzun yıllar önce şeydi. Yorum açığı falan da denirdi. Yani bizim hacking forumları vesaire dönemleri, 2000'lerin başları diyelim. O dönemler. Çok fazla yorum alanında, mesela bir e-ticaret sitesi ya da bir kişisel blog, bunların yorum alanları XSS için muhteşem alanlar. Çünkü XSS'in mantığıyla alakalı bir şey. Bunun mantığını şurada anlatayım ben size. Şimdi, victim var, bir de attacker var. Bu victim arkadaşımız user request data from server. Kendisi bir istekte bulunuyor. Nereye? Server'a. Bu sıradan kullanıcı. Bir web sitesini kullanan herhangi birisi. Server'a gidiyor. Ondan sonra server'da database'e gider. Oradan buradan farklı verileri alır. Sonra bu server'da render edilir. Bir HTML vesaire paket bir şekilde çıktı olarak response edilir. Nereye? Kullanıcının tarayıcısına. Bu request response çalışmamalı. Attacker diyor ki, mesela bir input alanı var. Bu web sitesinde, bu da mesela e-ticaret sitesi olsun. Çünkü çok karşılaşılır da bunlardan. E-ticaret sitesinde olay şu. Dışarıya açık ürün var. Giriş yapmadan yorum yapamazsın ürünlere. Doğru mu? Giriş yapmadan, login olmadan ürünlere yorum yapamazsın. Fakat okuyabilirsin. Okuman gerekiyor. Haliyle ürünler herkese listelenir. Ürünlerin yorumları da herkese listelenir. Şimdi ben ürün tarafını yönetemiyorum. Yani sıradan bir kullanıcı olarak ben ürünleri yönetemem. Yeni bir ürün ekleyemem. Fakat rahatlıkla bir ürüne yorum yapabilirim. Sisteme girdim. Bir tane ürün yorumu yapıyorum. Orada bir şey denedim. Acaba ben bu yorum alanına bir JavaScript tarzında bir script yazsam, bunu çalıştırsam çalışır mı? Bunu olduğu gibi, sonuçta veri tabanına kaydetmek zorunda bunu. Olduğu gibi veri tabanına kaydeder mi? Soru bu. Yoksa bu JavaScript'i mesela encoding süreçlerinden mi geçirir? Çünkü XSS'in savunmasının, prevention'ın yapılması için encode edilmesi gerekiyor. Bunları yapmadan mı gönderiyor veri tabanına kaydetmek için o yorumu? Yoksa yaparak? Bunu anlamak için bir denerim. Bunun sonucunu nasıl test ederim? Basit bir hello yazdım diyelim JavaScript'te. Yani ekrana alert yazacak. JavaScript'i yazdım. Sunucuya gitti. Veri tabanına kaydoldu. Sonra ne olacak? O ürünün, o yorumu herkese gösterilmek için var. Sitede sayfayı yeniledim. Benim yorumum orada. Sayfayı yenilediğim anda benim ekranda mesela alert, JavaScript alert çalışıyor. Bir mesaj box gibi. Çalışıyorsa karşı tarafta, yani sistemde bir XSS zafiyeti var. O zaman ben şunu yapıyorum. O alert'i yapabiliyorsam bunun anlamı ben JavaScript çalıştırabiliyorum. Peki ben JavaScript'le şunu yapsam, karşımdaki sonuçta o linki belki ayda 1 milyon kişi açacak o ürünü. Farazi konuşuyorum. Ben oraya zararlı bir kod çalıştıracak JavaScript yazıp yorum olarak veri tabanına kaydedersem, o sayfa her çalıştırıldığında çalıştıran 100 bin kişi
kendi tarayıcılarında benim zararlı JavaScript kodumu çalıştırmış olacak. Ben JavaScript'te ne istediysem 100 bin kişinin bilgisayarında, tarayıcısında onu yaptırabiliyor olacağım. Ben de diyorum ki o zaman kullanıcıların cookie'lerini çalmak için kullanırım. O JavaScript gider onların tarayıcılarından o cookie'yi alır, cns.com üzerinden benim verdiğim linke post eder. Sonra alır, hepsinin hesabını kullanabilirim. E-ticaret sitesindeki hesaplarını da ekleyebilirim. Oradan farklı işlemler yapabilirim vesaire. Bu XSS özetle. XSS'in türleri var. Stored. Az önce anlattım. Depolanmıştı. Depolanma için sizin yazdığınız bir SQL sorgusunu düzelteyim. Malicious code, yani zararlı script'in veri tabanına kaydedilebiliyor olması lazım. Bu da işte form gibi alanlarda olabilir. Burada da en çok rastladığımız şey kullanıcıdan doğrudan bilgi kaydı alabildiği için yorum alanları. Bu nedenle bu saldırıya epey bir süre, yani hacking forumlarında falan yorum açığı zafiyet, yorum açığı falan deniyordur. Mesela şu e-ticaret sitesinde işte ya da şu X script'te hazır yazılımlar var ya, orada yorum açığı bu mesela. Yorum açığı dediği şey XSS aslında. Depolanmış XSS. Ya da persistent, kalıcı. Bir de refracted var. Bu stored'dan daha az zararlıdır. Stored ciddi problemdir. Çok ciddi. Reflected ise bir marka zedelemesi gibi düşünebilirsiniz. Yani bir e-ticaret sitesinde buldum diyelim ben bunu. O herkesi etkilemez. Bütün kullanıcıları etkilemez. Çünkü veri tabanına gidip oradan milyonlarca kullanıcıya ulaşabilecek bir şey değil. Reflected bir aslında ufak bir XSS zafiyetidir. Açıklamayı okumayacağım. Orada görüyorsunuz. Sadece benim tarayıcımda web sitesini manipüle edebiliyorum gibi düşünün. Yani normalde bu manipülasyona izin vermemesi gerekiyor. Örneğin cns.com var. Orada slash var. Hatta sonrasında linkler vardı. DOM-based de var. Bu DOM-based'de SPA'lar var. Single Page Application dediğimiz. Hani herhangi bir linki falan yok. Tıklayınca işte aşağı kayıyor. Başka bir alana gidiyor falan. Bunlar da DOM-based XSS oluyor. Geçiyorum. Örnek şu. Neye? Bu Reflect'da örnek. Jonathan.com articles. Yani şöyle bir şey olur ya mesela. Hemen hemen her sitede. Bakın burada da Reflect yazıyor. Articles Q, yani Query Data Science diye aranmış. Ne olması gerek? We found the following results for data science. Peki. Şöyle bir şey gönderse bana. Nereden? Link olarak. Yani geldi buraya, URL'i değiştirdi kişi. Jonathan.com articles şurada script yazdı. Document location, Jonathan.com, log ASPX, encoding vesaire. Yani cookie çal, bana gönder. Derse o zaman nasıl olmalı? Bunu eğer link olarak gönderdiğinde sitenin kendisi bunu çalıştırıp bir JavaScript çalıştırma işlemi gerçekleştirirse XSS var demektir. Şöyle olması lazım. Şöyle sonuç gösterme. We found the following results for şu. Yani site dışarıdan aldığı, bu dışarısı bir input da olabilir, bir URL de olabilir. Query string. Oradan aldığı verileri encode işleminden geçirdikten sonra sayfada göstermeli. O da şu demek oluyor. Burada ne yazdıysa onu olduğu gibi göstermek. Onu işlememek. Çünkü JavaScript tarayıcı tarafından yorumlanır. Eğer yorumlanıyorsa problem. XSS var demektir. Çünkü
Ben kullanıcı olarak geliştiricisi olmadığım, yetkili olmadığım bir web sitesinde onun JavaScript yorumlamasını sağlayamamam gerekiyor. Bu nasıl olur? İşte JavaScript gönderirsin. O der ki bir nevi senin JavaScript'i çalıştırma yetkin yok. O yüzden ben sen ne gönderdiysen sana olduğu gibi ekrana basıyorum. Mesela arama kısmında şu script'i aramışsın gibi gösteriyorum. Bunu da encoding ile yapabilir. Bu başka DOM-based XSS örneği. Burada trusted ve untrusted diye bakmak da gerekiyor. Bu genel bir bilgi aslında, bir web sitesiyle alakalı. Mesela şu domain kısmı yapı olarak trusted, güvenilir. Çünkü bu sistemin kendisi zaten. Search kısmı doğru. Q, evet. Query parametrenin adını ben belirledim geliştirici olarak. Fakat şurada gelen veri query string, o kullanıcıdan geliyor. Burası untrusted'dir her zaman. Bunu korumasını sağlamak için işte bu XSS'e karşı encoding konseptinin uygulanması lazım. Yani encoding yapılmalı. Arama alanı Markup biçimlendirme ki HTML'dir. Hypertext Markup Language. Markup biçimlendirme için kullanılmaz. Sadece veri alır. XSS saldırıları uygulamanın vesaire geçiyorum burayı. Anlattığım farkı daha uygun dilinde. XSS riskinin azaldığından emin olmak için metin kutusuna yani input alanlarına girilen verinin sayfada girildiği gibi görüntülendiğinden emin olun bana. Size tam olarak bunu anlattım az önce. Girildiği gibi görüntülenmedi. Yani JavaScript girdiysen onu çalıştırmayacak tarayıcı. Ne girdiysen JavaScript ise o script'i gösterecek sana. Çünkü onu metin olarak görüyordu artık. Bir kod olarak değil. Bu encoding'de şöyle oluyor. Şu HTML mesela encode edildiğinde şuna benzer. Less than, greater than vesaire. Gene size görüntü kısmında şu gibi görünür. Fakat tarayıcı bunu HTML olarak yorumlayamaz. Şöyle encoding tipleri vardır. Mesela nasıl olur bu tarayıcı çıktısı? Orijinal verim şu. HTML encoding'de şu olur. Less than, greater than. Mesela büyüktür, küçüktür. Bunu nasıl görürsün bu şekilde? Görsel kısmında yani encoding yapıldıysa, güvenliyse o veri, görsel kısmında şunu gösterir sana. Sen HTML input göndermeye çalıştığında bile bunu gösterir. Sağ tıklayıp sitede kaynağı görüntüle dediğinde arka tarafta da şunu gösterir. Gerçek bir HTML değildir bu artık. Enkod edilmiş bir HTML'dir. Tarayıcı bunu HTML olarak yorumlamaz. JavaScript çıktısı olarak da şöyle görünür. CSS çıktısı böyle gibi. Bunun için open source birçok library var. Ve burada da kendini kanıtlamış library'ler kullanılması gerektiğini söylüyorum. Mesela C Sharp'çıların aslında güvenlikle uğraşıyorsa bilirler. Anti-XSS diye bir library vardı orada. Anti-XSS'in ilk zamanlarını da hatırlıyorum. Uzun yıllar önce geliştirmeye başlandı. Anti-XSS, C Sharp library'si tamamen buna odaklanmıştır. Ve open source başladı o proje. Yıllarca open source kaldı. Yani dünyadaki C Sharp'la web uygulaması geliştiren neredeyse herkes Anti-XSS'i kullanırdı. Open source. Sonra yıllar içerisinde artık Microsoft'un .NET Framework geliştirme ekibi Anti-XSS'i .NET Framework'un içerisine gömdü. Yani o kadar olgundu ki zaten Framework'ün ana .NET Framework'ün dışında olması aslında gereksiz hale geldi. Çünkü herkes standart olarak kullanıyordu. Onu aldılar, framework'ün içine gömdüler. Şimdi gene o şekilde kullanıyor. Bu bahsettiğim şey.
.NET, Microsoft.com üzerinde. Bu tabii ki C Sharp için geçerli. Diğer dinler için de gene gelişmiş anti-XSS library'ler vardır. Bakın burada System Web Security Anti-XSS adı altında var. Bu ilk zamanları da open hani bazen şöyle denebiliyor. Tiny URL yani kısa URL olarak kullansam güvenlik sağlar mı? Sıfır. Yani hiçbir ilgisi yok. Bu URL'in arkasında şu var. Onu da ayrıca gösterdim. Ben bunu normalde demo olarak yapıyordum. Cihanasan.com üzerinden bunu demo yapıyordum. Mesela derste birine gönderiyordum. Onun bir cookiesini bilgisayarından çalıp işte sonra gösteriyordum. Mesela bu XSS zafiyetini. Fakat tabii tarayıcılar şunlar bunlar. Google şey görmeye başladı. Cihanasan.com işte zararlı zararlı içerikler olan bir site gibi görmeye başlamıştı. Ondan sonra kaldırdım bu demoyu orada. Cihanasan.com üzerinde Secure Coding diye bir link vardı. Orada vardı. Bu şekilde ve Hack News olarak da Apple'ı inceleyebilirsiniz. Gene The Hacker News web sitesi, Siber Bülten gibi siteleri takip edebilirsiniz. Oralarda da birçok kaynak mevcut. Artık sorularınız varsa alayım. Bir tane soru var hocam. Gelecekteki tehditlere tahmin etme veya yeni tehditlere karşı nasıl hazırlıklı olma konusunda ne tür yaklaşımlar geliştirilmelidir? Bunu yapay zeka ile bağlayabiliriz. Birincisi artık siber güvenlik insanın yönetebileceğinden çok daha zorlu bir alan haline geldi. Bu yeni olmuş bir şey değil aslında. İnsanlar yapay zeka tarafında çok bilgi sahibi olmadığı için bunu çeşitli yazılımlarla çözmeye çalıştılar. Mesela yıllardır duyarsınız. SOC, CM, SOAR gibi yazılımlar. Bunlar gerekli olduğu için kullanılıyor. Gereksiz değiller. Belli işleri otomatize ediyorlar. Belli işleri sıradanlaştırıyorlar. Angarya işleri otomatik bir şekilde yapmayı sağlıyor. Yani insanın çok hızlı bir şekilde bunları yorumlayabilmesini sağlıyor. Takip edebilmesini sağlıyor falan. Fakat ne kadar zorlarsak zorlayalım. Artık bu yazılımların devri bitti. Onlar gene devam edecek. Bunda sorun yok. Yanlış anlaşılmasın. Gene kullanacak. Fakat artık siber saldırılar bu bahsettiğim yazılımların yönetemeyeceği, kaldıramayacağı kadar çok fazla. Hatta buna bir de yapay zeka odaklı saldırılar da eklenebilir. Yani ben mesela nasıl geliştirebiliyorsam saldırı yapabilen yapay zeka bu önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde dünyada daha da yaygınlaşacak diye tahmin etmek zor değil. Otomatik gerçekleşen, arkasında bir yapay öğrenme olan hacker mindsetine sahip yazılımlar, yapay zekalar. Bu devletlerin altyapıları için de geçerli olacak. Bir web sitesinin hacklenmesi için de geçerli olacak. Bir büyük bir network'ün altyapıya saldırılması için mesela. Yani düşünsene çok sağlam ekiplerle kurulmuş bir hacker ekibi oluşturmak hiç kolay bir şey değil. Yani çok ciddi zor. Birçok alanda uzmanlık sahibi olan birçok kişi bir araya getirmek ve uzun bir süre belli bir kaynakla altyapıları ya da bir hedefe targeted, hedeflenmiş bir saldırı yapmak. Ama ben bunu yapay zeka ile yapabilirim. Ve öğrenme yüzdesi ve bildiği bilgiler çok daha fazla olduğu için çok daha hızlı bir şekilde saldırabilirim. Velhasıl nihai olarak baktığımızda artık insanın ve sıradan yazılımların yönetemeyeceği kadar karmaşık
siber güvenlik sorunlarıyla uğraşıyoruz. Bundan sonra da bu geriye gitmeyecek. Daha da zorlaşarak devam edecek. Burada artık yapay zeka devreye girecek ve hem savunma tarafında sıradan yazılımları da kullanan bizim mesela yaptığımız gibi biz bu tür SOC ve benzeri SIEM tarzı yazılımların o kullandığı logları zaten biz de kullanıp biz yapay zeka ile yapıyoruz. Aynı zamanda o altyapıların kullandığı yazılımların işte logların, verilerin vesaire kullanılarak arka tarafta kullanılıp üretilen loglarla yapay zekaların daha zorlu şeyleri yapabilmesini sağlamak. Süreç buraya doğru gidiyor. Haliyle soruna cevap oldu sanıyorum. Yo, o saldırı nedir Nilüfer? Ben aşırı yoğun çalışıyorum son şeyde biraz kaçırmış olabilirim. Her gün bir yapay zeka ya da siber güvenlik projesi ya da bir şey var. Twitter kullanmıyorum. Anlatabilecek birisi varsa yorumlayabilirim. Bilgim yok. Başka soru var mı Esma Hanım? Ama temelde siyasi bir karşılıklı bunu organize nasıl yapıyorlar? Siyasi bir karşılıklı bunu organize. Şimdi siyasi yoruma girmeyeyim. Anladım. Kuveyt dediğin için oradan bir yorum çıkartabiliyorum. Arap ülkeleri ile ilgili diyelim. Olabilir. Çok Hocam seviyorlar bir soru daha. OWASP ya. Hı. Top 10 listesinde belirtilen güvenlik zafiyetleri ve tehditlerin yayınlanmasına rağmen bu zafiyetlere karşı önlemlerin alınmamasının nedenleri nedir? Bilinçsizlik. Farkındalık yok. Mesela yazılımcıların çoğusu güvenlik bilmez. Yazılımcıların çoğusu performans konuları da bilmez. Aslında hadi diyelim güvenliği bilmiyorsun ama performanslı kod yazmak işin doğasında olması gereken bir şeydir. Ama onu da bilmiyor, onu da çalışmıyor. Hadi onu da geçtik. Mesela clean kod. Bunu da çoğu yazılımcı bilmez ki. Nasıl daha temiz kod yazarsın? Daha düzgün kod yazarsın? Çok az geliştirici bunlara zaman ayırır. Burada eğitim alır, kendini geliştirir. Güvenlik çok çok daha zorlu bir alan. Özellikle bir şey geliştirme tarafında öğrenmen gereken çok fazla şey var. Kendisini yük olarak görüyor. Yani bir kalite artırma hedefinde olan yazılımcı azdır. Bazen firmalar zorunlu bir şekilde yaptırabiliyor. Ekiplerine bu eğitimi aldırıyor. Bu da güzel bir adım. Tabii onu ne kadar uyguluyorlar, bu da ayrı bir soru. Biliyor olman bir şey ama uygulamıyorsan gene sorun. Diğeri de deadline daha birçok şey sayılabilir. Ben kabaca söylüyorum. Mesela proje maliyetlerine güvenlik bütçesinin eklenmesi, eklenmemesi senaryosu ile ilgili. Diyelim ki bir ürün geliştirecek 100 bin lira gibi bir fiyat verildi. İlgili yazılım firması ya da herhangi bir şekilde. Bunun içerisinde yazılımcının ve firmanın bütün maliyetleri var. Dahil edilmiştir. 100 bin birim. Geliştirme ve benzeri temel şeyler. Genelde testi bile dahil etmezler. Fakat kabaca bir testin de böyle içine dahil edildiğini varsayalım. Normalde diyelim ki 2 ay sürecek yazılımın geliştirilmesi. 100 bin birim fiyat çekildi. Eğer güvenlik eklenirse minimum 15 gün daha eklenecek. Belki 3 hafta daha eklenecek. Güvenlik süreçleriyle, geliştirilmeyle alakalı, bir de testleriyle alakalı. Ekstra bir de 25 birim daha eklenmesi gerekecek maliyete. Haliyle geliştiren firma diyor ki çok gelişmiş bir kültür olmadığı için yani bizim Türkiye'deki sektör çok dünya klasmanında çok fazla iş yapmadığı için o kültürü oturamıyor bir türlü.
haliyle geliştiren firma diyor ki ben bunu 100'ü 125 yaparsam satamam diyor. O yüzden yapmak istemiyor. Karşı tarafta diyor ki ne güvenliği diyor. Yani sen bana 100 binlik kıyma ver oradan diyor. 25 bin sorun değil diyor. Ona gerek yok diyor falan güvenlikten. Yani fiyat düşür diyor. Karşı tarafta diyor ki o zaman fiyat düşürmemi istiyorsan o zaman güvenliği kesin diyor. O da diyor ki sorun değil diyor. Tamam 25 bin kes bana diyor mesela. Yani böyle bir bakış açısı var. Daha birçok şey sayılır. Bu nedenle çok farkındalık olmaması en büyük problem. Başka var mı? Hocam Tuğberk Bey bir soru yazmış. Ben okuyayım. Uzun olmuş mu? Eğer security engineer olabilmek için security kısmındaki temelleri de kazanmak gerekmiyor mu? Ek olarak tabii ki güvenlik, temel güvenlik farkındalığı olmazsa AI security tarafında da model tarafında bir şeyler olabilir. Bak AI security'nin model tarafında bir şeyler yapabilirsin. Böyle çalışan globalden arkadaşlar var. Güzel şeyler yapıyorlar. Fakat sadece yapay zeka odaklı, sadece modele ve benzeri odaklı. Fakat onlar bunun eksik olduğunu farkındalar. Mesela benim çalışmalarda benim avantajlı olmamın sebebi ben güvenlik ve yazılım tarafında çok ciddi bir geçmişim var. Bunun üzerine yapay zeka üstüne bunların hepsini buraya odakladığımda daha önde olabiliyorum. Mesela networking, operating system, pen testing kullanabilir. Eğer security engineer'ın nasıl tanımladığına bağlı. Security AI diyorsan haklısın. O bilgileri biliyor olman önemli. Networking, OS, pen testing, vulnerability vesaire. Fakat eğer security diyorsan ilgili değil bunlar. Önce iyi bir yazılımcı, sonra güvenlikçi, en son olarak da AI bilmek ve uygulamak mı lazım AI şirketi için? Önce bir yazılım sorununu çözmek lazım. Hepsinde. Yazılım geliştirmeden anlamak zor. Teşekkürler Esat. Ben teşekkür ederim. O zaman herkese teşekkürler ve iyi akşamlar. Esma'nın sunum için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar size de teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.